biliyoruz. Onu çok özlediniz. Türkiye'nin efsane şovmeni, Türkiye'nin kanalı Star'da. Ve karşınızda Mehmet Ali Bir dakika. Benim karnım ağrıyor da bağırıyorum. Size ne oluyor ya? Ay yüzünüze afiyet. Midemi üşütmüşüm. Ay Allah koru ya Rabbim ya Resulana. Kusura bakmayın arkamı döndüm. Rica ederim. Ne demek estağfurullah. Allah'ım bir günde bana bir akıllı yolla ya Rabbim ya Resulü. Eskiden alışmamışım. İlk daha buraya çıktığımda bunun içine düşüyordum. Tabii hep böyle çukurlu mukullu böyle stüdyolara alışmamışım. Efendim dünyanın en çok eğlendiren yarışma programı. Eyvah düşüyorum ha. Sizler stüdyomuza, sizler de Star ekranlarına hoş geldiniz. 10 tane yarışmacımız var. 10 tane yan yarışmacımız var. Yarışmaya yandan katılıyorlar. Hepsini teker teker sizlere zamanı geldiğinde tanıtacağım. Ama önemli olan 250 bin lira için yarışacak bir yarışmacımız var. 250 bin lira için yarışacak yarışmacı Ahmet Duman geliyor. Ahmet Duman'ı hatırlarsınız şampuan reklamlarından. Evet. Ahmet Duman. Evet. Ne güzel soyadınız var. Babam sağ olsun. Dumancı mıymış? Yani neciymiş babanız? Kolay olsun istemiş. Ne iş yapıyorsunuz? Ben bir ithal kömür firmasında satış müdürüyüm. Vaaav. Memleket? Biz Tunceliyiz. Ama babam poliste, Malatya'da doğdum. Kütahya'da büyüdüm. Eskişehir'de üniversite okudum. İstanbul'da yaşadım. Hadi git kardeşim, hadi git kardeşim. Ben galiba... Hadi git kardeşim. Ben Türkiye'liyim. Kusura bakmayın, biz konuşmaya daldık. Rahatsız etmiyoruz değil mi? Rica ederim. Tamam, gayet. Buranızda ne bağlı? O radyo. Radyo mu? Evet. Allah... Abi bir günde bana bir akıllı yolla. Allah rızası için. Bakalım. Allah rızası için. Yarışmacımızı yerine alıyoruz alkışlarla. ...250 bin lira için yarışacaksın. Çok dişli rakiplerin var. Özellikle bu Metin. Bak radyosunu kemerine bağlamış. Anladın mı? Korktum. Raporu da var. Daha çok korktum. Ay Metin var ya... Ay ben arkamı dönmeye korkuyorum Metin'e. Hiç korkma Metin, beni daha güzel. Allah'ım radyoyu ne zaman açacağım? Bir aç bakayım, sesi geliyor mu? Ayar yapmam lazım. Birazdan gelir. Dur ben seni ayarlayayım bir istersen ya. Ve eyvah düşüyorum başlıyor. Aman Allah'ım, amanın. Amanın, amanın. 250 bin lira için yarışacağız. Bakalım öncelikli yarışmacınız kim olacak? Bunu da hızlı bir turla seçeceğiz. Ne yapıyoruz? Bir şarkı yapıyoruz. Bu şarkıda kim takılırsa o Dobrovski oluyor. Daha bismillah kafadan... Ah o da çok kötü bir şey. Daha programa yeni alışmışken 5. dakikada gitmek de acı bir şey. Bakalım
Bu kime nasip olacak? İşte şarkımız geliyor. Hızlı tur başlıyor. Esmerim biçim biçim, ölürüm esmer için. Esmerim biçim biçimden bak. Esmerim biçim biçim. Ölürüm esmer için, alem bana düşmanmış. Esmer sevdiğim. Esmer neyini bağlamış? Yeğenini mi? Ciğerimi dağlamış. Ciğerini dağlamış. Doğru değil mi? Esmer bugün ağlamış. Ciğerini bağlamış. Anlamadım. Hadi. Esmer bugün ağlamış. Ciğerini dağlamış. Siyah saçın üstüne kara puşu bağlamış. Nereden geliyor bu süs? Bir şey geliyor. Esmer bugün ağlamış, yerini dağlamış. Siyah saçın üstü. Ama gözleri de çok güzel, kıyamayacağım buna ya. Ay ne güzel gözlerin var, nerelisin? Manisa. Manisa. Manisa'nın nesi meşhur? Manisa'nın üzüm meşhur, zeytini meşhur. Bir de bamyası meşhurdur. Samimi söylüyorum, duymadın mı hiç? Aa. Yok, o Amasya mıydı? Ah canım benim, yaş kaç? 23. 23. Nerede oturuyorsun? Manisa'da. Şu anda da orada mı oturuyorsun? İnanmıyorum. Evet. Manisa. Sırf bu yarışma için mi geldin? Evet. Seni öpmek istiyorum. Ne için geldin seni bu yarışmaya? Yarışmak için geldim. 250 bin. Evet. Güzel para. Evet. Keşke alsaydım. Keşke, nasip değilmiş. Şimdi ilk elenenlere ne veriyoruz biliyor musun? Bir kamyon veriyoruz. Neyle geldin buraya, otobüsle mi? Evet. Otobüsle geldin, kamyonla gideceksin. Belki de su yoluyla gidecek. Tabii bir tanesinin içinde su var. Oğuz, seni çok sevdik, çok ısınmıştık. Kimler var seyreden seni şu anda? Ailem. Ailen. Arkadaşlarım, evet. Kimler ailen? Kaç kardeşsiniz? Bir erkek kardeşim var. İkinizsiniz. Evet. Baba ne iş yapıyor? O zeytinci. İnsan bir gereken zeytin getirmedin mi? Bak Allah'ın sopası yok. Bak iki zeytini esirgedi benden. Bak aşağıda yeşil zeytini göreceksin. Ya iki siyah zeytini esirgedin. Aşağıda yeşil zeytini göreceksin. O yeşil gözlerinle buradan gideceksin. Son söyleyeceğim bir laf var mı? Başarılar diliyorum. Ben. Kime başarılar diliyorsun? Arkadaşlara. Arkadaşlarına başarılar. 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 Bilin bakayım bunu neyle suluyorum? Hemen aklına başka şey gelmez değil mi? Ah ah ah. Nur içinde yatsın yarabbim. Nur içinde yatsın. Kamera baktın. Adletin sen çirkin. Metin Bey hazır mısınız? Hazırım Mehmet Ali Bey. Hazır mısınız Metin Bey? Hazırım Mehmet Ali Bey. Hazır mısınız Metin Bey? Hazırım Mehmet Ali Bey. Hazır mısınız Metin Bey? Hazırım Mehmet Ali Bey. Hazır mısınız Ahmet Bey? Hazırım Mehmet Ali Bey. Bak işte böyle. 32, 33, 34, 35. Neymiş? 35. Bravo. Beraber ıslandık. Başarılar diliyorum ben. Kime başarılar diliyorum? Arkadaşlara. Arkadaşlarına başarılar. Çok çabuk gitti ya. Hayat böyle bir şey işte. Bir varmış bir yokmuş. Ah canım, Manisa'ya selam söyle yavrum benim. Gitti. Evet, demek ki yarışmacımızı bulacağız. Kim oluyor? 3 numarayla düelloya başlıyoruz. Buna çok gıcığım. Ben nereye geçsem arkamdan böyle. Allah'tan saksı koydum. Bilin bakayım bunu neyle suluyorum? Hemen aklına başka şey gelmez değil mi?
Rabia hoş geldin. Yanlış oldu, Hürrem Sultan olacaktı. Hürrem Sultan'ı, Hürrem Sultan'ın yandan komşusu. Rabia nerelisin? Samsun. Samsun'dan yarışma için mi geldin, burada mı yaşıyorsun? Burada yaşıyorum, İstanbul'da. Hadi. Evet. Neresinde? Sultanbeyli. Kim? Ailemle. Yaş kaç? 21. Evli misin? Nişanlıyım. Çok geç kalmışsın 21 yaşında nişanlanmaya. Yani gerçekten ben senin yaşındayken ikinci evliliğim bitmişti. Hayatımın aşkını buldum. Rabia kimle geldin? Ailemle. Nerede ailen? Karşıda. Hoş geldiniz. Nişanlın nerede? Çalışıyor. Ne iş yapıyor? Gümrükte çalışıyor. Gümrükçü. Ofis içinde. Anladım. Hadi bakalım Rabia. Heyecanlı mısın? Biraz. Düşmeyeceğim. Bu Ahmet de bir antika ha. Bununla bir saat, iki saat beraber olacağız ama Allah bakalım. Metinciğim kusura bakmayın, biz burada konuşmaya daldık. Rica ederim, Mehmet abi devam edelim. İyi misiniz siz? Hangi kanalı dinliyor bilmiyoruz ki. Hangi kanalı dinliyorsun? Bütün kanalları dinliyorum, hoşuma gidiyor. Ben de yakında bir radyo kanalı açıyorum. Hepinizi beklerim. Hop hop efem, top efem. Tamam mı? Tamam. Evet, hazır mısınız Ahmet Bey? Hazırım. Rakibiniz Rabia. Hürrem Sultan'ın komşusu. Ve düello başlıyor! Rabia, ilk soru sana geliyor. Dikkat et, bu avantajlı iki tane jokeri var. Hadi bakalım. Atasözüne göre hoşa gitmeyen bir söz söyleyenin dilini sokması istenen hayvan. Eşek arısı. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Ahmet. Atasözüne göre her yiğidin gönlünde yatan aslan. Hayvan. Aslan. Ay yanlış olacak, hayvan olacaktı doğruya. Evet Rabia. Yeşilçam repliğini tamamlayınız. Senin annen bir... Melek bir yavrum. Evet yavrum, evet bravo. Evet Ahmet. Yeşilçam filmlerindeki veda mektubunun ilk cümlesini tamamlayınız. Sen bu satırları okurken ben... Çok uzaklarda olacağım. Çok uzaklarda olacağım. Evet Rabia. İyi gidiyorlar. İki yarışmacıyı da bir alkışlayalım. Dikkat Rabia. 27 kilo olan karpuzla birlikte 6 kilo beyaz peynir tüketen Fidan ailesi 10 kiloluk peynir stoğunu kaç kilo karpuzla tüketir? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, tıklım tıklım olan otobüs ve minibüslerdeki insanların haline uygun bir tanımlama. Balık. Balık imtihanı. Tıklım tıklım olan otobüs ve minibüslerdeki insanların 13-12 saniyen var. Türet. İnsanların... Balığı bildin, balığı bildin. Balık... Dört tane hadi balık. Hadi balık. Hadi tut balığı. Balık istimi mi? Evet ne? Balık istimi. Ah maalesef istimi değildi. Süremiz de bitti, neydi? Balık istifi. Balık istifi olacaktı doğru yanı. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aman Allah. Yanına geldim mi korkuyor musunuz? Hayır. Çünkü düşürmeye geliyor gibi değil mi? Kötü bir şey yani. Evet biraz korkuyorum. Dur arkadan düşüreyim o zaman, dur bu taraflara gideyim. İçerisi karanlık mı?
İçeride gittiğin zaman seni aydınlık bir şey bekliyor. Tünelin ucunda ışık göreceğim. Bir ışık göreceksin. Oradan sana siyah kukulatasıyla Mehmet Ali amcan el sallayacak. Rabia, Samsunlusunuz, burada oturuyorsunuz. Evet. Neresiydi sen? Sultanbeyli. Ah, çok ballısın. Daha bugün Sultanbeyli'ye tüp biçit yaptık buradan. Öyle mi? Samimi söylüyorum, Kartal, Sultanbeyli arası 10 dakika. Aktarma yapmak zorunda kalmayacağım. Yok, yok, yok. Nişanlını da alabilirsin yoldan. Tamam. O nerede çalışıyor? Küçükçekmece. Obo. O nerede, bu nerede? Peki, o nerede oturuyor? Bağcılar, Avrupa'ya. Ay, sizin kavuşmanız çok zor, ben size söyleyeyim. Sizin birleşmeniz çok zor, Rabia. Araya köprü yaptılar. Köprüyle möprüyle olacak şey değil bu. Samimi söylüyorum, çok zor. Annemlere bir söyleyeceğim bir şey var mı? Onları çok seviyorum. +50 +7. 62. 20 +7. 39. 10 +7. 22. 7 +7. 14. Annemlere bir söyleyeceğim bir şey var mı? Onları çok seviyorum. Annesi, ben söyleyeyim, son sözü onları çok seviyorum oldu. Ah ah ah, nur içinde yatsın ya Rabbim, nur içinde yatsın. Bakalım ne kadar parası varmış. Evet, paralar. 3 numaranın ne kadar parası vardı? İlk ağacına, para ağacına eklenecek miktarı öğreniyoruz. Tam 1000 lira. 1000 lira da yani. Niye? Kız 1000 lira için gitti yani, olacak şey değil. Buna da şükür. Şu anda toplam 1000 liram var. İstersen yarısını alıp gidebilirsin. Gidermiş he. Gitsem mi? Gideyim mi? Ben buradayım. Bravo, devam ediyor. 250 bin lira için yarışıyor. 2 tane de jokeri duruyor. Baba, 2 tane joker. Ama tabii ki bu jokerlerini yitirirse... ve sizler onu elerseniz, eleyenlerden bir tanesi de buraya geçip tam 250 bin lira için yarışabilir. 250 bin bir kalemde. Ve işte şimdi hızlandırılmış turumuz devam ediyor. Alkışlarla hızlandırılmış tur geliyor. 7 ve katlarını soruyoruz efendim. 7. 14. 21. 28. Kaldım. Helal. Ay, bismillahirrahmanirrahim. Ya of ya. Ben bunun olacağını biliyordum. Hadi saymayalım. 21. Hadi saymayalım. 21. 21. 7 ekle. 28. Tebrik ediyorum. Ya. 28 de mi yanlış? Doğru ayol. 28. 32. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Neymiş? 35. Bravo. 42. Kim? 42. 42. 49. Kaç? 49. 49. 56. 56. 63. 70. 77. 81. 7, 84. Ya kesin işte, çok güzel. Kesin sizin matematik dersine beden hocası geliyordu kesin, yani. Kesin kesin. Ya hep böyle oldu zaten ailede de. Hep senin matematiğin zayıf diye bu hale geldim işte. Kim bunu diyenler? Allah aşkına bana bunu söyle. Kim? Kim dedi? Nerelisiniz siz? Anamur. Mersin için. Ay, benim ilk eşim Anamurlu. Ay, kurban olurum. Neresin? Ay, böyle bitmesin. Dilendirebilir misin? Ne olur, gitmeyeyim. Daha ne yapayım? 2 kere şans tanıdık mı tanımadık mı? Tanıdık. Sayın. Bak, içime doğmuş hemşeri diye, Hanımköylü evet. diye torpil de yapmış. Niye gelmiyorsunuz Anamur'a? Vakit olmuyor. Kıbrıs'tan geçin gelin. Ne olur misafir. Feribotla. Evet. Ana, geleyim. Gilindire'ye yakın mısınız? Yakınız. Gilindire köyünü bilmez misin? Bilmiyorum. Aa, benimkiler Gilindire köyünden. Ay, böyle gitmeyeyim ya. Nasıl gitmek isterdiniz? Titriyorum şu anda. Ya, gidiyorum. El üstünde mi gitmek isterdiniz? Hayır. Evli daha misiniz? Daha konuşacaktık, bekarım.
Hiç evlenmediniz mi? Şurada duruyor yüzük. Çıkıyor, nişan oldum. Kaç nişan? İki. Seni tebrik ederim, aferin. Hep sen mi atıyorsun nişanları? Öyle oluyor. Ay ne güzel ayol. Öyle adamlar evleneceği günü beklerken sen nişanı atıveriyorsun. Evet. Böyle de çukura düşersin, Allah'ın sopası yok. Tamam, gidiyorum. Kaç tane erkeğin ahı var üzerinde? Yok. Değil mi? Vallahi. Doğru söyle bak gerçekten. Şimdi. Mesela ben hiç unutmam, Mustafa'yı çok üzdün. Yok, o öyle bir isim de yok. Mustafa yok mu? Ay buraya kimle geldi? Kimseyle, yalnız. Aa canım benim, bak çok üzül. Ben senin benim ilk eşime götüreyim de anne, tamam. Tamam mı? Tamam. Bu akşam ona gidersin, onda kalırsın. Aşağısı belki karanlık olabilir. Aa. Yatak çünkü çift kişilik değil, tek kişilik sığmayabilirsin, tamam mı? Pelincim, son söyleyeceğim bir şey var mı ana Murat? Teşekkür ediyorum. Ana Murat burada beraber. Sapır sapır dökülüyor bu seferkiler. Daha ilk sorudan gitti. Ama Metin seni tebrik ederim. 32'ye 7 ekle. 41. Allah'ım ya. Matematiğin zayıf. Bak sen de durdun bana. Süper. Matematiğin zayıf. Boş ver. Önemli olan bu değil. Sen bana radyonu aç. Radyonu. Ben söylesem olmaz mı? Kendi söyle bakayım. Kendim söyleyeyim. Hadi bakayım. Bir alkış. Vallahi söyleyecek. En talise dumdum yar, gelir diye umdum yar. Yastıya kadar bekledim, gözlerimi yumdum yar. Hom 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 da hom hom yar, vay 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 da vay vay yar. Hom 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 da hom hom yar, vay 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 da vay vay yar. Hom 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 da hom hom yar, vay 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 da vay vay yar. Tamam. Tamam, geç yerine, geç yerine. Evet Ahmet Bey, tebrik ediyoruz. Para ağacına da baktık. Şimdi yeni bir yarışmacı daha belirleyeceğiz sizin karşınıza düello için. Ve düello başlıyor! Düello için... Ana Metin'miş. Ben de başkası diye bakıyorum. Metin'miş yarışmacımız. Şans. Adamı yorduk bir de. Metin 37 daha kaç eder? Şşt. Matematik şey sormasanız matematik zayıf benim matematiğim. 37. 37 daha kaç eder? Nasıl? Bak kendi içinde söylüyorum da 37 daha kaç eder? 73 değil mi? 73. Tabii. Başka saysana oğlum, 30'a eklesene. 30'a ekle bakayım. Sen şimdi bakkala gittin mi, sana nasıl kazık geçirir vallahi? Yok bakkal olmaz. Bir buradan tüm bakkallardan özür diliyoruz. Hayır, asla böyle bir şey yapma. Sonra bakkallar asla yürüyüşe geçer. Böyledir abi bizim insanımız. Aman ha. 30'un üstüne 7 ekle. Say 30, 30. 37. Kaç? 37, 37. He. Ya kuvveti de bu hızla. Metin. Yaş kaç? 43. 43. Evet. Kastamonulusun. Kastamonuluyum. Meslek? Meslek temizlik uzmanı. Temizlik uzmanı? Evet. Nasıl oluyor temizlik uzmanı? Yani bu konuda profesyonel... Bu ben uzmanı şöyle, ben evlere temizliğe gidiyorum. Normal? Evet, normal. Bir erkek olarak? Evet. Bir evi A'dan Z'ye temizliyorum, ince temizlik ama. Mesela diyelim ki kapı, baca, cam, tabii, çerçeve... Hepsi, hepsi. Çamaşır falan? Çamaşıra girmiyor, hızlı mı keser o? Çamaşıra girmiyorsun? Evet. Ha. Çamaşıra ama onun haricinde evi A'dan Z'ye temizliyorum. Direkt temizliyorsun. Tabii aynı hastalık derecede yani. İmha ederim. Hiç affetmem yani. Ciddi mi söylüyorsun? Ciddi söylüyorum. Sana nasıl ulaşacaklar? Ya bana telefonla ulaşabilirler çünkü. Benim numaram var çünkü tabii. Metin'in telefonundan ulaşabilirsiniz. Sevgili seyirciler, evinizin pırıl pırıl olmasını istiyorsanız. Metin için 900-900-900. pırıl pırıl. Ya pırıl pırıl ya. Bu konuda iddialıyım böyle. Kendi herkesin evini de temizliyor musun? Kendimi de temizliyorum, evet. Evlisin? Yok, bekarım. Ama arkadaşım, evli olma gerek yok. Hayat arkadaşım tabii, var. 10 yıldır beraberim. Mutluyum yani, şey, evli de. Biz evlilik dışı beraberliklere karşıyız. Benim prensibim değil. Sen beni hiç gördün mü evlenmeden? Bu yüzden 20 kere evlendim. Her çıktığım kızla evlendim. Metin, sen de evlen artık. 10 sene geçmiş. Ben mutluyum, gayet güzel. Ana, Metin'e bak. Bir Metin kadar olamadık biz. Metin kadar olamadık.
Kıymetin kadar olamadı. Ev nerede? Ev Taksim'de. Çok güzel. Peki bir kere daha soruyorum. 30 artı 7 kaç eder? 30 artı 7... 42. 42 evet dediğiniz gibi. Matematik zayıf. Ama öğrettim adama farkındaysanız yani. Matematik zayıf. Evet ve işte düello başlıyor. İlk soru Metin Bey size geliyor. Dikkat. Ahmet Bey'in iki jokeri var. 1950'li yıllarda kadınlara hamilelik testi yapmak için kullanılan hayvan. Fare. Fare, bravo. Ahmet Bey. Evet. Güçlü hafızası olanlar için adı kullanılan büyük hayvan. Fil. Fil. Ben söyleyecektim. Pardon. Burası söyleyecek. Metin Bey, 30 artı 7 daha kaç eder? 37. Peki, 47 daha kaç eder? 40 artı 7. 40 artı 7. 51. İşte bu, olay bu. Umarım zayıf ya. Metin süper öğrendin. 50 artı 7. 62. Evet işte bu. Ben merak ediyorum acaba ne ekliyor ona ne? Acaba 60'a 50'ye ne ekliyor da 62 oluyor? Metin Bey hazır mısınız? Hazırım Mehmet Ali Bey. Hazır mısınız Metin Bey? Hazırım Mehmet Ali Bey. Buyurun. Hazır mısınız Ahmet Bey? Hazırım Mehmet Ali Bey. Bak işte böyle. Ağzımdan bir kötü laf çıktığını duydunuz mu? Halkını pasta yemeye teşvik eden tarihteki ünlü kraliçe kim? Romalı Perihan. Bunu nereden biliyorsun? Düşündüm ama şöyle bir plan proje yaptım. Şaştım. O zaman 20 artı 7. 39. Daha ne olsun yani? Daha ne olsun? Romalı Perihan'ı güzel bildiniz. Kendisi Roma'da doğmuş bir Türk sanatçısı. Ahmet Bey hazır mısınız? Hazırım Mehmet Ali Bey. Geliyor sorunuz, dikkat. Entelektüel görünmeye çalışanların televizyonda en çok izlediklerini iddia ettikleri şey. Belgesel. Belgesel, doğru. Hazır mısınız Metin Bey? Hazırım Mehmet Ali Bey. 10 artı 7. 22. Ama hızlandı. Farkında mısınız? Hızlandı artık cevaplar. Yani helal olsun Metin'e. Kuvvetli bir alkış. Evet. Metin Bey sorunuz geliyor. Hazır mısınız? Hazırım Emin Ali Bey. 2 artı 2. 2 artı 2. Şiirin dizelerini tamamlayınız. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımla? Kadir Doğulu. Ahmet Özhan. Süper ya. 1 artı 7. 9. Bir dakika, ilk defa bu kadar yaklaştı. Biraz. Evet. Dikkat etsem olaydı biraz heyecanlı oldu. Ben programı bitirene kadar öğreteceğim sana, sen merak etme.
Hazır mısınız Ahmet Bey? Hazırım Mehmet Ali Bey. Geliyor sorunuz. Buyurun. Çok dişli bir rakibiniz var. Korktum. Yani uyarıyorum sizi. Romalı Perihan'ı bildikten sonra bilmediği şey çıkmayacak. Gelsin sorumuz. Atasözünü tamamlayınız. Böyle başa... Böyle tıraş. Böyle tıraş. Bravo. Geliyor Metin Bey. Hazır mısınız Metin Bey? Hazırım Mehmet Ali Bey. Gelsin sorunuz. Avatar çizgi dizisinde hangi dört element bükülebilir? O ne lan? Avatar çizgi dizi. Bu dizi var ya, Avatar diye evet. Bir dizi var. Pembe Panter. Evet, doğru. Bu bölümü kaçırmışım ben. Ben bile ilk defa duyuyorum ya. Vallahi ben de. Evet Ahmet Bey, hazır mısınız? Hazırım Mehmet Ali Bey. Dikkat, geliyor sorunuz. Eskilerin hareket dedikleri doğal afet. Deprem. Deprem, bravo. Hazır mısınız Metin Bey? Hazırım Mehmet Ali Bey. O zaman gelsin sorunuz Metin Bey. Gelsin efendim. 1987'de UNESCO tarafından dünya miras alanı ilan edilen Adıyaman'daki dağımız. Antus Kalesi. Kim? Antus. Anton Kulesi. Anton. O senin dediğin Anton. Anton. Evet, Anton. Vallahi bravo. Korktum ben. Yani olacak şey değil. Tebrik ediyorum Metin Bey. Teşekkür ederim Mehmet Ali Bey. Ahmet Bey, hazır mısınız? Vallahi bilmiyorum, hazır mıyım? 10 dakika sonra sorum. Hala şeyiniz var, jokeriniz var. Tamam. Gelsin efendim sorumuz. Gelsin. İstanbul'da tarihi Yarımada'da bulunan ünlü saray. Çok sevdiğim bir yer, Topkapı Sarayı. Topkapı Sarayı, bravo. Hazır mısınız Metin Bey? Hazırım Mehmet Ali Bey. Hazırım. Geliyor sorunuz, dikkat. Her biri 8'er kollu. Metin Bey, sorularla ilgili benim hiçbir müdahilim yoktur biliyorsunuz. Soruları ben hazırlamıyorum. Anladınız mı? Anladım efendim. Anladınız mı Metin Bey? Anladım Mehmet Ali Bey. Şimdi tane tane ben size soruyu okumaya çalışıyorum. Rahat rahat düşünün. 1,5 saat vaktiniz var cevap için. Tamam? Tamam efendim. Her biri 8'er koltuktan oluşan 7 sıralık bir sinema salonu. Düşünün, bir sinema salonu düşünün. Evet. Kaçar koltuktan oluşuyormuş? 2'şer koltuktan. Metin Bey. Bakın, bir sinema salonu düşündünüz, sinema salonu. Evet. Her biri, sıralar vardır ya sizin böyle, biri, ikinci, üçüncü, dördüncü ya da böyle harf olarak nitelendirilen A, B, C, D sıralar. Her biri 8'er koltuktan oluşuyor, 7 sıralık bir sinema salonu. Yani sıralar böyle 7 sıra, 7'den başlıyor. Evet efendim. Anladın mı? Anladım. 4, 6, 5, 4, 3'ü gibi. Her biri de kaç koltuktan oluşuyormuş şu sıralar? 8'er koltuktan. Seni var ya yani. Seninle gurur duyacağım. Bu yarışma bittiğinde seninle gurur duyacağım. Peki efendim. 7+7. 14. Metin'e gel Metin'e. Tebrik ediyorum Metin Bey. Sağ olun Mehmet Ali Bey. Şimdi sorunuzu soruyorum. Sinemada kaç sıra varmış? 7 sıra. 7 sıra. 8'er koltuk. 12 koltuk boşsa film izleyen kaç tane insan vardır? Saymaya başla. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Baştan başla. 44 dedi. 44, bravo.
Hazır mısınız Ahmet Bey? Hazırım Mehmet Ali Bey. Geliyor sorunuz, dikkat. Bir uçakta bulunan 180 yolcunun yarısı İngiliz. İngilizlerin yarısı kadarı Fransızsa Kemal hariç kaç yolcu Rus'tur? Vay vay vay. 180, yarısı kadar 90. Başla saymaya. Tutturacağım. 30'dan 35'ten başla. 35, 36, 37, 38, 40. Pas. Pas geçiyorum. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 65. 44'müş zaten. Dedim ya ben zaten. Ne diye beni süründürüyorsunuz 65'e kadar? Bir jokeriniz gitti. Sağ olun. Canınız sağ olsun. Metin Bey çok iyi gidiyorsunuz. Bir jokerini telafi ettiniz. Evet, Ahmet Bey'in tekrar sorusu geliyor. Bir jokerini kullandı biliyorsunuz. Tek jokeri var. Metin Bey acayip dişli çıktı. Çabuk fikir ve yön değiştiren kimse. Yandırık. Türetin, türetin. Yandan uyduruk, yandırık. Türetin, türetin. Yanar döner. Evet, bravo, bravo. Yanar döner. Oh. Eşit olsun herkese. Hazır mısınız Metin Bey? Hazır Mehmet Ali Bey. Siz tebrik ediyorum, çok iyi gidiyorsunuz. Teşekkür ederim. 7 artı 10. 17. Yüzümü kara çıkarmıyorsunuz, tebrik ediyorum. Sağ olun. Şimdi daha zor bir şey soracağım birazdan, tamam mı? Tamam benim. 2 artı 5. 7. İşte. Bravo. Sorunuz geliyor Metin Bey. Hazır mı Ali Bey? İşte sorunuz geliyor. Lost dizisi... Lost dizisindeki Jack normal hayatında hangi işi yapıyordu? Lost dizisi var ya, böyle adada geçiyor hani. Lost dizisindeki Jack normal hayatında hangi işi yapıyordu? Ben cerrah diye biliyordum ama şoförlükmüş. Şoförlükmüş efendim. Gerçekten sizi unutmayacağız. Bir başka yarışmada da sizinle birlikte olmak isteriz Metin Bey. İnşallah Mehmet Ali Bey. Belki de ana yarışmacı olursunuz. Eğlendiniz mi hanımlar? Evet. Teşekkürler. Siz? Evet. Teşekkürler. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Uçakla geldim, tüp geçitte gidersin yavrum. Hiç belli olmaz bu işler. Emrinizdeyim paşam. Estağfurullah. Ben senin yanında Sümbül ağayım olsun. Bozuk bu. Cumartesi günleri 2 ile 4 arası öttürme kursu veriyorum, tamam mı? Sen ne diyorsun kız arkadaşına? Aşkitom. Pıttırı pıttırı diyorum bazen. Bili bili bili. Gidi. Gidi bil gidi bil gidi. Bu gidi. Bir gidi. Ben direkt kadınım derim. Benimkisini de sorarsanız ekmek kadayıfı. Kaymaklı mı? Bu parayı nasıl harcayacağız? He, ne diyorsun? Eğlendiniz mi hanımlar? Teşekkürler. Siz? Teşekkürler. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ah, Metin Bey'i çok arayacağız değil mi?
Bakalım Metin Bey'in ne kadar parası varmış. Bu bir sizin çıksın artık. Para ağacınıza eklenecek efendim. Bakalım 6 numaralı giden yarışmacımızdan. Şaka gibi. Güzel. Terletti beni o kadar, 1 lira mı? Şu anda kaç liranız oldu? 1001. Çok güzel gidiyorsunuz, 1001. Al git istersen bu parayı. Hadi tamamını da vereyim ben sana. Al git. Hiçbir şey alamadan gitmek de var. Düşmek de var. Ama 250 bin lira var. İşin ucunda. Kalıyorum Emine Bey. Devam. Devam. O zaman şimdi yeni bir yarışma yapacağız. Hızlandırılmış bir tur yapacağız. Yeni bir yarışmacı seçeceğiz. Bu kez de yine şarkıyla başlıyoruz. Hızlandırılmış turumuz başlıyor. İstemesem de bana her şey seni hatırlatıyor. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmuruna. Şimdi sıra geldi. Şimdi sıra kime geldi yavrum? Ah içine doğdu, sıra ona geldi tabii. İçine doğdu, sıra sana geldi Erkut. Nerelisin? Bursa. Rizeliyiz aslen. Bursa'da yaşıyorsun. Evet. Okul? Burada okuyorum, Yıldız Teknik'te. Yıldız Teknik'te. Ailen Bursa'da mı, burada? Bursa'da mı yaşıyorlar. Sen burada kimle yaşıyorsun? Ben arkadaşlarımla kalıyorum. Kimlerle geldin buraya? Ev arkadaşım var orada. Hangisi? Uğursuz. Allah seni ne bilir söyle yapsın. Bu çocuğa hiç uğurlu gelmiyorsun sen. Çok şans diledim ona ben. Bak bunu bilemiyorum. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey seni hatırlatıyor. Vay be. Çocuğu daha tam da tanıyamadık. Erkut muydu rahmetlinin adı? Ömrü uzadı bak. Allah neymiş? Allah'ım ya. Siz de şanslısınız he. Hele Timuçin şarkının A'sını bile bilmiyorsun yani A. Aşk. Beraber yürüdük. Biz bu yollarda. Beraber ıslandık. Yan yanında. Aman beraber ıslanmayalım yani. Ve rakibiniz 9 numara. Yeni rakibimiz 9 numara. 250 bin için düello başlıyor. Merhaba efendim, sizi merhaba. Tanıyalım. Güney Güleç ismi. Güney Hanım, nerelisiniz? İzmirliyim. İzmir'den bu yarışma için mi geldiniz, burada mı yaşıyorsunuz? İzmir'den bu yarışma için geldim, burada yaşamıyorum. Hoş geldiniz. Hoş orada bulduk. Ne iş yapıyorsunuz? 5 yıl İstanbul'da yaşadım, Mantürk Hava Yolları'nda uçuş hostesiydim. Aa, hiç uçtuk mu? Sizinle uçmadım. Hadi ya, benimle uçmak çok zevklidir. Keşke yani, olsaydı keşke, da. Keşke uçsaydınız. Rast gelmedi. Kabin amiri miydiniz? Kabin amiri oluyordum, ayrılmak durumunda kaldım. Evlendiniz, bıraktınız. Yok, evlenmedim hiç. Hiç evlenmediniz hiç mi? Hiç evlenmedim. Doğru söyleyin, araştırırız. Araştırabilirsiniz gerçekten. Bakın buraya geliyorlar, iki kere evlenip ayrılmışlar. Geliyor, hala ısrar ediyor, hiç evlenmedim diyor. Lütfen bunun tatsızlığı çıkmasın. Açık açık konuşalım. Evlenmedim. Evlenmediniz. Araştırın Güney, soyadınız ne? Güleç. Güleç. Güney Güleç. Evlendi mi, evlenmedi mi? Hemen bakalım. Hemen söylüyorlar çünkü, biliyor tamam, musunuz? Tamam, hemen bekliyorum. Güney Hanım. İki nişan atmış. İki nişan nikahtan dönmüş. Bakın hemen çıktı. Vallahi, İki nişan atmışsınız. Nikahtan birini dönmüş. İstanbul'da, birini İstanbul'da atmışsınız nişanın, birini İzmir'de. Güney Afrika bir tanesi. Güney Afrika. Hostes zamanlarımda. Hadi ya. Vallahi. Aslan gibi miydi? Bir iş yapıyorsunuz şu anda. Şu an çalışmıyorum. Ev kızı. Ev kızı modundayım. Ailenizle mi oturuyorsunuz? Ailemle yaşamıyorum, ayrı yaşıyorum.
Neyle geçiniyorsunuz Güney Hanım? Annem sağ olsun. Oh. Biraz da biriktirdim falan çalışırken. Anneniz böyle. Burada mı? Burada, tam beraber karşımda. Gel. Görelim, evet. Anneciğim hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Annen daha güzelmiş senden ayol. Evet, farkındayım. Ay, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Nerede oturuyorsunuz İzmir'de? Bostanlı. Bostanlı. Benim annem Giller'de, Urla'da. Çok güzel, çok ya, güzel. Ya, orası da çok güzel. Evet. Evet. Beyefendi var mı? Yok efendim. Ayrıldınız. Tabii, 19 yaşımda ayrıldım. Bir daha evlenmedim. 19 yaşında. Kızımı büyüttüm. Ben annenle karıştırmışım seni hayatım. Yanlış baktın. Evet. Allah mesul etsin efendim. Ne yap? Sağ Allah olun. Sağlık versin. Her sağ şeyden olun. Öncesi sağlık. Cemil'cim bize. Hah, ben hiç evlenmedim de ne oldu? Bak yani. Efendim. İşte ilk soru Güney Hanım'a geliyor. Güney Hanım'a kuvvetli bir moral alkışı bakalım hak etti. Ederseniz şayet Ahmet'in yerine geçmeyi düşünüyor musunuz 250 bin için? Düşünüyorum. Peki, işte sorunuz geliyor. Çocukların hindileri kızdırmak için söylediği şarkıyı tamamlayınız. Kabaramazsın, 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 hatta güzel sen çirkin, kabaramazsın. Kabaramazsın. Annen güzel, öyle değil miydi? Öyleydi. Kabaramazsın. Ay kızım sen hiç oynamadın mı küçükken bu oyunu? Kabaramazsın. Kel Fatma. Evet, bravo. Ay helak oldum sana burada oyunu hatırlatacağım diye yani. Ay burada hindiden beter oldum. Sizin sorunuz geliyor Ahmet Bey. Bekliyorum Mehmet Ali Bey. Bir kısmında oğlak, bir kısmında kova burcu olanların doğdukları ay... Ocak. Ben kova burcu. Ocak, evet. Ben de Başak. Ben de Akrep. Size soran olmadı beyefendi. Özür dilerim efendim. Siz hangi burçtan? Akrep. Akrep. Aman Allah'ım. Uzak durmak hep lazım. Hep öyle derler, uzak dur Akrep'ten. Neden acaba? Ama kendisine zarar verir. Karşısındaki insana pek fazla zarar vermez. Kendini sokar sonunda değil mi? En sonunda kendine yapar yapacak. Ay Allah koru yarabbim. Ben de kovayım. Annem de kova. Hadi. Kaç Şubat sizin? 8. Annemin 13 Şubat. Anneniz benden büyük. Geliyor sorunuz. Dinliyorum. Hazır mısınız? Hazır Mehmet Ali Bey. Bakkaldan iki ekmek, bir pergel, bir de çikolata alarak cebindeki 129 TL'nin 3'te 2'sini harcayan Alican'ın kaç lirası kalmıştır? Dönü bakalım Alican. İki ekmek. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. 43'ü de tutturdunuz, bravo. Bravo alkışlar. Devam ediyoruz Ahmet Bey. Bir kurbağa bir kez vırakladığında... Bir karga 3 kez gaklıyorsa, 12 kurbağa birer kez vırakladığında karga kaç kez gaklar? 36, 37, 38. 36 doğru yanıt, bravo. Hemen geçiyoruz Güney Hanım'a. Bir yemişin ipliğe dizildikten sonra koyulaştırılmış üzüm şırasına batırılmasıyla yapılan enerji bombası tatlı yiyecek. Neli şey onu bilemedim. Aman Allah. Bir yemişin ipliğe dizildikten sonra koyulaştırılmış üzüm sıra. Ama hep bana zor sorular geldi. Cevizli sucuk. Cevizli. Ben şu ayakkabılarımı çıkarayım da. Hiç yemediniz mi? O ne? Bismillah. Yemedim. Cevizli sucuk. Aa. Böyle uzun içinde böyle ceviz taneleri olur. Onları birlikte böyle şey yaparlar. Birlikte düşelim. Böyle birlikte onları böyle beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağ yağmurda. Tüm şarkılarda bana her şey seni hatırlatıyor.
Çok alışmıştım size. Bu pembe pabuçlar bana yadigar kalacak. Güney Hanım. Efendim. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum gerçekten. Biz de sizi çok sevdik. İnşallah bir başka yarışmada tek. Beraber yürüdük biz. Böyle birden eğilmeyecek misin böyle? Yoksa belin zarar görürmüş biliyor musun? Lak diye eğilmeyin böyle. Önce böyle. Ondan sonra böyle. Gitti. 9 numaranın bakalım ne kadar parası varmış. İyi para çıksın. Gözünü seveyim. 1 lira, 1 lira olmuyor. Çıkacak artık. Tam 11. Ve şu anda 11.000'in olduğu 2, 3, 4, 4 yarışmacı kalmış. 6 tanesini rahmetli ettik maşallah. 4 tane yarışmacı kaldı. Uçakla geldim, tüp geçitte gidersin yavrum. Hiç belli olmaz bu işte. Seyit Kurt, Atıl Kurt. Hangisin abi? Emrinizdeyim paşam. Estağfurullah. Ben senin yanında Sümbül ağayım olsun. Bozuk bu. Cumartesi günleri 2 ile 4 arası öttürme kursu veriyorum, tamam mı? Matematikçi, ben İngilizceci. Keşke o senin yerine matematikleri cevap verseydi. Kabul ediyorsanız hemen öyle. 18 artı 9. 27. Peki 34 artı 5. 39. Bu tamamdır. Bu gidi. Bili. Bili. Bu gidi. Bir gudi. Sen ne diyorsun kız arkadaşına? Aşkitom. Pıttırı pıttırı diyorum bazen. Ben direkt kadınım derim. Benimkisini de sorarsanız ekmek kadayıfı. Parmaklı mı? Bu parayı nasıl harcayacağız? ne diyorsun? Şimdi de hızlandırılmış turda iki harf vereceğiz. Öncelikli harfimiz P, sonra da R ile devam eden bir kelime söyleyeceksiniz bize. P ve R. İşte hızlandırılmış tur başlıyor. P ve R. Para. Pırasa. Parmak. Pergel. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, siz? Telleriniz çok yakışmış. Teşekkür ederim. Gerçekten. Sağ olun. Melek. Evet. Ne güzel adınız var. Teşekkür ederim. Nerelisiniz? Bulgaristan göçmeniyim. Anladım. Kimle geldiniz? Anneannemle geldim. İnanmıyorum. Nerede? Karşıda. Anneannesi, nasılsınız? Hoş geldiniz. Ellerinizden öperiz. Ay, sorunun Melek. Ay, gidiyor. Kendi kaşındı diyor. Öğrenci misin? Çalışıyorum. Nerede? Etiler'de doktor asistanıyım. Doktor asistanı. Ne güzel. Alabilir miyim ayakkabılarını bir anı olarak? Ay canım benim ya. Daha da tam tanışamadık ya Melek ya. Hemen gidiyorsun. Şurada iki lokma bir şey yerdik, bir şey konuşurduk, sohbet ederdik. Ne üzerine doktor? Kardiyoloji. Ay Allah ya tövbe ya Rabbim. Allah düşünme. Geldiğimde bize bir şey yapar mısınız? Tabii, neden olmasın? Doktorunuzun adı ne? Serap Erbil. Ay! Erbil. Ay! Erbil. Ay! Doktora selam. Şimdi 8 numaralı yarışmacımızla düello başlıyor. Hazır mısınız efendim? Hazırım efendim. İlk soru size geliyor. Teşekkür Dikkat. Ederim. Yağ satarım, bal satarım isimli çocuk oyununda ebenin elinde olan şey ebe. Mendil. Mendil, bravo. Dikkat. Ahmet Bey hazır mısınız? Hazır efendim. Eski aşk filmlerinin sevişildikten sonra sorulan
klişe sorusu. Pişman mısın? Niye bana bakarak soruyorsun? Öyle mi yaptın? Sor bakayım. Pişman mısın? Asla pişman değilim. Ben de. Hazır mısın? Pişman mısınız Timuçin Bey? Asla. Geliyor sorunuz. Tarçınlı, cevizli, alaturka, kruvasan. Ay çöreği. Ay çöreği, bravo. Ahmet Bey hazır mısınız? Hazırım Mehmet Ali Bey. Bir işte az da olsa emeği olmak anlamındaki deyimde bizim de tuzumuz olsun dediğimiz yiyecek. Çorba. Çorba, bravo. Tam 250 bin liraya gidiyor Ahmet Bey. Tek çok eli var, büyük avantaj. 250 bin lira. Timuçin Bey, buyurun geliyor sorunuz. Serdar Ortaç omuzlarındaki iki kovada toplam 10 litre su taşırken her 20 adımda bir dinleniyorsa 780 adım sonra kaç kere dinlenmiş olur? 36, 37, 38, 39, 40, 41. 39'muş, bravo. Bu arada Serdar Ortaç da evlendi. Allah mesut etsin diyoruz efendim. Ben bu geceleri nazdan... Hazır mısınız Ahmet Bey? Hazırım Mehmet Ali Bey. Geliyor sorunuz. Dört ornitorengin ayak sayısının toplamıyla üç armadillonun kuyruk sayısının çarpımı. 17 çarpımı. Say. 16, 32, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. 48, bravo. Ucundan yırttınız. Ucundan. Ahmet Bey yoksa tek şokeriniz vardı, o da gidiyordu. Bir de eski bankacıyım. Düşün, matematiği çaldım. Oo. O 10 artı 7. Metin Bey'in kulakları için nasıl? Nasıl şakır şakır çözerdi kim bilir? Vallahi çok korkmuştum kendisinden. Timuçin Bey hazır mısınız? Hazırım efendim. Dürüstlükten ve inandığı bildiği şeylerden taviz vermeyenlere yakıştırılan isim. Doğrucu Davut. Doğrucu Davut, bravo. Aferin Timuçin. Teşekkür ederim. Ahmet Bey, bahar ayında İstanbul'un her tarafındaki park, meydan ve bahçelere dikilen çiçek. Lale. Ne lalesi? Hollanda. İstanbul'da. Timuçin Bey, çok başarılı gidiyorlar ikisi de. Farkında mısınız? Nasıl bir düello? Gerçek bir düello yaşanıyor. 250 bin lira. Kaç kişi kaldı? İki kişi kaldı. Timuçin'i elerseniz iki kişi kalıyor, ona göre. Dikkat, sorumuz geliyor. Hazır mısınız Timuçin Bey? Hazırım efendim. Güzelliğiyle mankenlere taş çıkaran dünyaca ünlü Rus tenisçi. Maria Sharapova. Bravo Maria Sharapova. Ah ah. Çok beğenirim kendisi. Bir de sırt var bir tane, çok güzel. Ha, onu hatırlıyor musunuz? Ondan daha güzel. Evet Ahmet Bey hazır mısınız? Hazırım Mehmet Ali Bey. Dünyanın en çok Grand Slam kazanan erkek tenisçisi. Tiger değil. Baktım ucunda. Memleketini söyleyeyim sana. Memleketini söyleyeyim sana. Söyle. Switzerland. İkinci pas hakkım gitsin. İkinci pas hakkı gitti. Siz biliyor musunuz? Federer diyeceğim. Roger Federer. Bravo. Timuçin, tebrik ediyorum seni. Ama Federer'i bildiğimden değil, E'yi gördüm. Federer'den, Nadal'la Federer'i biliyorum zaten tenisçi. Aa. Ben bir de Novak Djokovic var. Djokovic var bir de Sırp. Aklıma gelmedi. Hiç seyretmedim. Aa, Djokovic, Novak. Ahmet Bey, teniste Dobrovski oldunuz. Ben de çok iyi bildiğim bir şeydi ama kilitlendim. İki tane jokeri bitti. Şu anda Timuçin'le eşit koşuldalar. 250 bin belki Timuçin yarışı. Buradan devam edebilir. Geliyor sorumuz. Tekrar size geliyor Ahmet Bey. Birçok Yeşilçam filminde aşıkların buluşma noktası olan Üsküdar'da bulunan yeşillik alan. Valide Çeşmesi. Ben bunu bilmiyorum. Ben aşağı düşeceğim gibi. Allah koruyar. Üsküdar'da bulunan yeşillik alan. Nirvan Korusu. Bilmiyorum. Valide... Bilemedi.
Bunun bilmesi gerekiyor ki devam etmesi için. Bilemezsen sen düşüyorsun. Tamam. Sevda Tepesi. Hey! Helal olsun. Helal olsun sana. Ah, son ikiden biri olsaydın buraya gelirdin 250 bin için. İşte. Ama maalesef 10 binle geçiştiriyorsun bu olayı, bu başarıyı. Gerçekten çok başarılıydın. Sen de Ahmet. Sen de Ahmet. Çok başarılıydın. Ben kaç tarafına aşık olduğum için Sevda Tepesi'ni bilemedim. Sevda Tepesi'ne hiç çıkmadın mı? Hayır. Ben seni çıkaracağım o tepeye. Pozisyonunu al lütfen. Yok, seyirciye şeyini dönme. Her zaman seyirciye yüzünü döneceksin. Hiçbir zaman şimdi... seyirciye arkan dönülmez. Değil mi efendim? Onlara olan saygımızdan bismillahirrahmanirrahim. Hiçbir zaman. Ahmet Bey, sizi tanıdığımıza çok sevindik. Çok başarılı bir yarışma çıkarttınız. Ben de çok memnun oldum. Şu ana kadar gerçekten yani yüzdü kuyruğuna geldi, iki kişi kalmıştı. Buraya kimle gelmiştiniz? Yalnız geldim. Yalnız geldiniz ve yalnız gideceksiniz. Ay! 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 Al gençler! Kapatalım. Kapatalım. Ben gideyim mi? Yok yok, kapansın da ondan sonra. Bismillahirrahmanirrahim. Bak bakayım oğlum, sağlam mı? Bak bakayım. Sağlamsa ben de geleyim. Sıkıntı yok. Evet, Timuçin çok başarılı bir yarışma çıkarttı şu ana kadar. Sustu, sustu, sustu. Durdu, durdu, durdu. Ve 10 bin lira para kazandı. Ne yapacaksın bu 10 bin lirayı? Hiç teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra bakarsın ana yarışmacı olarak gelirsin. Düşmek istiyor musun? Evet. Seni tebrik ederim. Bir dakika. Çok uyanık, çok uyanık. Araç parası vermeyecek, tüp geçitte gidecek evet. Burada. Öyle dediler. Evet. Vallahi bravo. Nerede oturuyorsun? Beşiktaş. Ay direkt gidiyorsun biliyor musun? Evet. Hadi bakalım Timuçin, aklım sende. Tamam. Dikkatli git, tamam mı? Tam ortala şeyi. Tam ortala. He, tam ortala, Allah korusun. Abi bir dakika. Orandan buran. Ha şeyini de ver. Ay! Uçakla geldim, tüp geçitte gidersin yavrum. Hiç belli olmaz bu işte. Seyit Kurt, Atıl Kurt. Hangisini abi? Emrinizdeyim paşam. Estağfurullah. Ben senin yanında Sümbül ağayım olsun. Bozuk bu. Cumartesi günleri 2 ile 4 arası öttürme kursu veriyorum, tamam mı? O matematikçi, ben İngilizceci. Keşke o senin yerine matematikleri cevap verseydi. Kabul ediyorsanız hemen öyle. 18 artı 9. 27. Peki 34 artı 5. 39. Bu tamamdır. Gidi, bu gidi, bir gidi, bili bili bili. Yani bir gidi, bir gidi, bir gidi. Bu gidi. Bir gudi. Sen ne diyorsun kız arkadaşına? Aşkitom, pıttırı pıttırı diyorum bazen. Ben direkt kadınım derim. Benimkisini de sorarsanız ekmek kadayıfı. Kaymaklı mı? Bu parayı nasıl harcayacağız? He, ne diyorsun? Tuncay, merhaba. Merhaba. 10 tane yan yarışmacımız var. Ece, kusura bakmayın Ferhat Bey, arkamı döndüm. Ferhat Bey var, Dilara Hanım var, Nurçin var. Nurçin de manken gibi, duruşa bak ayol. Bülent, bu ne duruş böyle? Bülent Bey daha yumuşak durun. Bunun bir yumuşak tarzı yok mu duruşunuz? Bu, hepsi bu. Hepsi bu mu? Hepsi bu. Anladım. Saçlar da çok güzel olmuş. Bu program için herhalde. Yok, genel abi. Hadi bakalım. Aşağı yukarı tanıdınız, daha da yakından tanıtacağız yan yarışmacılarımızı. 10 tane yarışmacımız var. Ama tam 250 bin için yarışacak bir yarışmacımız var. Onu görünce diyeceksiniz ki tamam, bu adam 250'yi alır. İşte Kıvanç geliyor! Maşallah. Kıvanç, boy kaç? 1.95. 1.95. Aynen. Ha, benden 5 santim uzunsun. Yani.
Pardon, çok mu komik ya? Kıvanç, nerelisin? Bodrum. Bodrum. Aynen. Ana, Bodrum'da doğdun. Okul da orada. Evet. Okul bitti, lise bitti. Lise şimdi bitti. Üniversite bir sene bir durduk bakalım. Kaç kilosun? 110 açtık biraz ya. 110 filan. Maşallah. Hormonlu Sergen gibi yani. Sen bütün paraları alıp hepimizi de yer gidersin yani. Kıvanç'ım, kimle geldin? Ha, tek geldim. Ailem Bodrum'da kaldı. Ben dedim tek başıma Bodrum'da gidelim. Otobüsle geldin he? Uçakla. Uçakla geldin. Vay, prodüksiyona bak yani. Yanlış olmasın. Uçakla geldin, tüp geçitte gidersin yavrum. Hiç belli olmaz bu işte. Alkışlar Kıvanç'a. Kıvanç için yarışma başlıyor. Evet, tam 250 bin lira için yarışacak ama takıldığı yerde onu geçen yarışmacımız, yan yarışmacılarımızdan bir tanesi buraya geçip 250 bin lira için yarışabilir. Tuncay, ne biçim duruyorsun arkamda öyle? O sakallarına şey oldum ya, vallahi bile takıldım yani. Ne kadar da birikti onlar? Normal süresi hani bir insanın 7-8 ay, bir senede benimkisi 6,5 ayda daha erken uzuyor. Her gün yıkayıp baktığımda... Seninki daha mı çabuk fışkırıyor? Maşallah. Maşallah Tuncay, maşallah. Şimdi bakalım kiminle yarışacak, düelloyu kiminle yarışacak? Onu seçeceğiz. Bu da bir şarkıyla olacak. Hızlandırılmış tur başlıyor. Gelsin şarkı. Hey hey. Nerelere doldu mu hey? Neredeyim çoraplar ayağına oldu mu? Mendil eline, mendil verdim cebine. Karakına yollamış yar benim ellerim. Mendili eline, mendili verdim eline. Kara kına yollamış benim ellerime. Sakızı aynalı, benim oldum ağlı hey. Kızılcıklar oldu mu? Senelere doldu mu? Biraz sesini çıkar da yok koca Hüsnü'de de. Kızılcıklar oldu mu, selelere doldu mu hey? Gönderdiğim çoraplar ayağına oldu mu hey? Mendili eline, mendil verdim geline. Kara kına yollamış ya benim ellerime. Mendili eline, mendil verdim geline. Kara kına yollam, yar benim ellerime. Tabakası aynalı. Burasını bir türlü anlayamıyorum. Ne diyor orada? Tabakası aynalı, şu olana varmalı. E söyle bakayım. Tabakası aynalı, şu olana varmalı. Kaldım. Tabakası aynalı, şu olana varmalı. Hey. Yandım oğlum dedikçe. Şu an heyecandan tabii. Kemal Bey. Efendim. Merhaba. Merhaba. Nerelisiniz? Kocaeli'den geldim, Kocaeli'liyim. Kocaeli'den geldin. Evet, Kocaeli. Kocaeli'ye gideceksin. Evet. Daha çok erken ama. Evet. Otobüsün kaçtaydı? Kendi aracımla geldim. İnanmıyorum. Evet. Aa, tüplü mü araban? Hayır, benzinli. Benzinli. Evet. Kemal Bey, evli misiniz? Evliyim. Kimle? Eşimle. Tebrik ederim. Kaç yıllık evlisiniz? 7. 7 yıldır. Evet. Kimle geldiniz buraya? Bugün eşimle gelecektim ama özel bir durumdan dolayı gelemedi kendisi. Nasıl bir özel durum? Dayı oldum. Aa, bir saat önce dayı oldum. Herkes İnanmıyorum. Oraya... Evet. Ay, dayı olmuş, bir alkışlayalım dayıyı. Bravo. Bak. İçime doğmuş gibi. Dayı oldu ya, hemen gitsin yeğenini görsün diye alelacele onu yolluyoruz. Evet. Buraya yalnız geldin yani. Yalnız. Şey mi, neyin oluyordu, kız kardeşin mi? Ablamın
Ablanın çocuğu oldu. Evet. İlk çocuğu mu? İlk çocuğu. Niye önüne bakıyorsun devamlı? Aşağıdan korkuyorum. Yükseklik fobim var. Yükseklik mi? Fazla bir şey değil. 8 metre düşeceksin. Tamam. Yani önemli değil. Sudan su falan varsa su fobim suda var. Suda var. Su fobim İzmit'ten var. İzmit'ten geldiğin için böyle suyla gideceksin. Su yoluyla. Arabanı ben arkadan getiririm. Tamam. Sen hiç merak etme Kemal'cim. Söyleyeceğim bir şey var mı burada? Herkese başarılar. Yeğenin için bir şey söyleyecek misin? Şu an heyecandan hiçbir şey söyleyeyim. Erkek mi oldu kız mı? Erkek. Erkek oldu. Adı ne oldu? Adı daha belli değil. Adını kız olsaydı Mehmet Ali koyardın. Koyardım. Evet. Ali koyun hiç olmazsa Ali bak bu yarışmadan esinlen Ali koy. Tamam. Bağır buradan kuzenine Ali. Ali geliyorum de. Ali geliyorum bekle. Bağır Ali geliyor. Ali geliyor. Ali geliyor. Ali'ye selam. Allah analı babalı büyütsün. Gitti görüyor musun? Gitti bak yeğenine gitti. Birazdan yeğenine kavuşacak ya Rabbim. Ah Kemal abi. Allah uzun ömürler versin inşallah. Amin. Sen de iyi yırttın he. Evet sıyırdı. Sarılı sarılı maşallah. Evet efendim. Bir yarışmacımız gitti. Bakalım kiminle düello yapacağız. 3 numaralı yarışmacıyla düello başlıyor. Hoş geldiniz Ece Hanım. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim. Sağ olun siz. Biz de iyiyiz. Nerelisiniz? Ben, babam Sivaslı, annem Yugoslav. İlk defa İstanbul'da bir Sivaslı görüyorum. Enteresan bir şey yani. Hadi başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Gitme durumunuz olursa tekrar konuşuruz. İşte her gün buraya bir şey koyuyorlar. Da ben öttürebilir miyim bunu? Yok. Yok. Hazır mısınız Kıvanç Bey? Tabii ki de. Maşallah Kıvanç'a bak ayol. Bir şey söyleyeceğim. Senin boyun kadar zaten aşağıya düştüğün zaman buradan elini silah çıkartabilirsin. Boy vereyim mi aşağıya? Boy ver. Evet. İşte ilk soru Ece'ye geliyor. Kuvvetli bir moral alkışı Ece'ye. Suluğu taze yeşil erik için kullanılan ikileme. Kıtır kıtır. Kütür kütür. Evet. O şeker için kullanıyor. Kıtır kütür. Ha? Bu kütür kütür derler değil mi? Hiç kütür kütür erik yediniz mi? Çok. Maşallah. Belli olmuyor mu? Erik kim bilir senin elinde kiraz gibi duruyordur valla. Sizin sorunuz geliyor. Dikkat efendim. Saçma yersiz bir sözün sahibini küçümsemek için kullanılan halk deyiminde tamamlayınız. Laf söyledi. Bal kabağı. Bal kabağı. Bravo. Ece. İki tane jokeri var tabii biliyorsun yarışmacımızın. Çocuklara uslu uslu oturmaları için örnek gösterilen askeri ünvan. Paşa. Paşa paşa otur derler değil mi? Paşa paşa. Bir de paşa çayı vardır. İçtiniz mi hiç paşa çayı? Evet. Ufak var mıydı? Ufak sizin zamanınızda da. Evet paşa çayı. Evet sorunuz geliyor sayın paşam. Altından sopa gösterilen çoban giysisi. Aba. Aba. Ece. Sevgilisine 3 düzine... Kırmızı gül, 6 adet de beyaz gül alan Dallama Mehmet. Ana Dallama Mehmet Ali'ymiş lan. Bak Allah söyledi görüyor musun? Sevgilime 3 kırmızı gül, 6 tane de beyaz gül almışım. Hayatta öyle bir hata yapmam. Alacaksam ya beyaz alırım değil mi? Ya kırmızı alırım yani. İkisine birden niye para vereyim? 6 adet beyaz gül... 3 düzine kırmızı gül alan Mehmet Ali'nin toplamda aldığı gül sayısı. 42. 42. Vallahi bravo. Saymadan bravo bildi. Dişli bir rakibin var. Geliyor soru. Evet Kıvanç. Tweety'yi yakalayamayan Sylvester'in kovalamaya başladığı 10 kuşun ayak ve kanatlarının toplam sayısı. 40. 40. 40. 40. Bravo. Bunların ikisi de iyi maşallah. Maşallah. İyi bir mücadele olacak. Devam. Ece. Günlük dilde huysuzluk eden sevgilinin yapmakla itham edildiği şey. Arıza çıkarmak. Arıza çıkarmak evet. Benim kız arkadaşlarım hep arıza çıkarır. Evet. Devamlı arıza çıkarırlar. Geliyorsun. Hazır mısınız? Hazır. Kız arkadaşın var mı? Var. Hadi be. Vallahi. Nerede burada mı? Bodrum'da. Bodrum'da. Ona söyleyeceğim bir şey var mı? Çok selam söylüyorum, onu çok seviyorum. Gerçekten. Vallahi. Allah canımı alsın ki. Almasın ayol. Ne kadardır berabersiniz? 2 ay oldu. 2 ay olmuş.
Bayağı uzun bir zaman. Tabii tabii. Tabii. Sevmek için, alışmak için değil mi? Aynen öyle. Tuncay, senin durumun ne? Emrinizdeyim paşam. Estağfurullah. Ben senin yanında Sümbül ağayım olsun. Evet, geliyor. Dikkat. Günlük dilde kişinin algısının kilitlendiği, anlama ve kavrama yetisinin sekteye uğradığı anı tarif etmek için kullanılan mecaz. Ne su, sağ, ne orayı bulamadım. 19-8. Bas. Bas dedi. İlk basını kullandı. Hemen soruyoruz. Devam etmesi için Ece'nin bu soruyu bilmesi gerekiyor. Günlük dilde kişinin algısının kilitlendiği, anlama ve kavrama yetisinin sekteye uğradığı anı tarif etmek için kullanılan mecaz. Su. Su. Su koy. Su koy. Kim koydu? Suyu koydu. Kim koydu? 4, 3, 2, 1. Aman Allah. İki kişi de bilemedi. Neymiş bakalım efendim? Kaynattı. Suyu kaynattı. Ece. Ne güzel, daha ısınıyorduk birbirimizi. Ya. Ben yaş çok korkuyorum. 19. 19. İlk defa mı düşeceksin? Evet. Hiç incir ağacına falan çıktın mı? Hiç. Hiç. İncir, ceviz, kiraz. Limon daha çok ki. Neresi orası? Eyüp. Eyüp'te. Eyüp'te hiç ağaç kalmamış. Bir meyve ağacı bile yok kızın çıkacağı bir ağaç. Buradan yetkililere... Vay be, Ece'ye bak ya. Lütfen ağaçları, yeşili koruyun. Allah rızası için. Ne kadar acı bir şey. Koskoca İstanbul'un Eyüp semtinde bir meyve ağacı görmeden büyüyor, yetişiyor. Bir ağaca çıkartamıyorlar kızı yani. Ya. Çok üzüldüm Ece. Ben de sen gel üzüldüm. Bizim bahçede bir incir ağacı var, seni çıkartacağım. Tamam. Tamam mı? Ya, okul ne? Marmara Üniversitesi'nde okuyorum. Hangi bölüm? Gazetecilik. Gazetecilik. Belki büyüyünce benimle röportaja gelirsin. İnşallah. Aşağıda yaparız röportaj. Gözlüklerini alayım, ne olur ne olmaz. Ya. Al gözlüğünü, ver gözlüğümü. Kaç numara bu? 4. 4 mü? Oo, maşallah. Ececiğim, buraya kimle geldin? Annemle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Allah'a çok şükür. Allah bağışlasın. Çok tatlı bir kızınız amin var. Amin cümlemizin. İnşallah bu yaşta da üniversiteye de girmiş. İnşallah, inşallah. İnşallah. Mürüvvetini de görürsünüz. İnşallah. Hadi bakalım. Başka kardeşin var mı? Hayır, tek çocuğum. Tek çocuksun. Ama beni düşürmeyin ya. Aslında bizim prensibimiz tek çocukları düşürmüyoruz. Ama ne yapsak acaba, nasıl kontenjandan sana bir şey yapsam ben? Ay, ay, ay. Gitti. Kızıma yazık ettin. Bakıyorum sağlam duruyor. Sağlam mı duruyor? Yani bu düşmeden sonra hayatta onu artık kimse düşüremez. İnşallah, inşallah. İnşallah. Alkışlar Ece'me, alkışlar. Bakalım Ece'min kaç parası varmış. Kıvanç'a eklenecek bu para. Sen de diyorum diyorum, kime benziyor? Kıvanç Tatlıtuğ'a benzemiyor mu? Çok benzetirler. Evet yani, vallahi Kıvanç'a yanakları öyle, özellikle yanaklarının. Oy kurban olsunlar, bak Kıvanç'ı sever gibiyim, bak bak bak. Kıvanç. Abi. Neydi o? Atıl Kurt. Kıvanç'ın son dizisindeki rolü neydi, Kurt muydu? Seyit Kurt, Atıl Kurt. Hangisini abi? Sevgilin seyrediyor ona göre. O. Ama boyumuz da aynı mı nedir? Tabii anlamadım canım. Ben. Evet, 15 bin lira senin haline ekleniyor. Bravo. 15 bin lira. Güzel. İstersen al git Bodrum'a. Daha erken. Erken mi? Tabii. Pekala, o zaman yeni bir yarışmacı belirleyeceğiz. Onun için de hızlandırılmış tur yapacağız. Rakamlar söyleyeceğiz. Rakamın 8'in katlarını isteyeceğiz yarışmacılarımızdan. İşte hızlandırılmış tur başlıyor. Hazır. Sekiz. 16. 24. 24. 24. 32. 32. 40. 40. 48. 56. 72.
Tek. Özür dilerim. Paşam, paşam atlaya atlaya gidiyorsunuz galiba. Neyse, ilklerini duymazdan geliyoruz. 80. 80. 88. 88. 96. 104. 112. 120. 128. 136. 144. 144. 152. Yok artık. Teslim ol. Oğlum. Matematikte ben yokum. Büşra'cığım merhaba. Merhaba. Karanfil deste gider. Ha ha na na nay. Ha 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 na nay. Ha 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 na nay. Hiç olmazsa bunu söyleyerek gidin. Karanfil. Ayakkabılarını da çıkarayım bu arada. Ayakkabılarını çıkar bu arada. Yaş kaç? 25. 25. Oğlum, evli misin? Yok değilim. Elinizden bir tutabilir miyim? Hiç evlenmedin mi? Hiç evlenmedim. Nerede oturuyorsun? Çapa'da. Çapa'da. Evet. Kimle oturuyorsun? Ev arkadaşımla. Ev arkadaşın evet. Burada mı? Hayır değil. Yalnız mı geldin buraya? Hayır arkadaşımla. Hangi arkadaşınla geldin? Oradaki okul arkadaşımla Allah geldim. Senin cezanı vermesin uğursuz. Sen misin o? Ben hayır. Oturuyor orada. Evet benim. Tuncay sana demiyoruz ayol arkandakine diyorum. Merhaba. Matematikçi kendisi. Nereden tanışıyorsunuz? Okuldan. Okuldan böyle tembel midir? Yok da matematikte biraz şansı yaver. Hangi bölümdesiniz? Formasyon olarak, pedagojik formasyon. Pedagojik formasyon, ne oluyor? Ben İngilizce öğretmen olmak için, o matematikçi, ben İngilizceciyim. Keşke o senin yerine matematikleri cevap verseydi. Kabul ediyorsanız hemen öyle. 18 artı 9? 27. Buraya gelsin. Peki 34 artı 5? 39. Bu tamamdır. Bir de başka bir şey. Aslı değil ama. Ya. Ne var? Ev arkadaşın kız mı? Kız. Ya gitmeyeyim o zaman. Nereye gitmeyeyim? Aşağı gitmeyeyim. Çapa'ya. Neyle geldin? Servise geldim. Nereden bindin servise? Mecidiyeköy'den. Metroyla mı geldin oraya şeyden? Evet. İnanmıyorum. Vallahi bak. Metroyla, ay! Metroyla, ay! Metroyla, ay! Giden gidene var ya, giden gidene kapat. Neydi ismini? Büşra. Büşra. Canım Büşra gitti ya Rabbim. İyice kapat. Kapandı mı? Ulan bana tuzak olmasın bu. Ay Büşra'ya bak ya Rabbim. Ayakları da küçükmüş Büşra'nın he. Aa, Büşra gittiğine göre Bülent'le düello başlıyor. Bülent Bey, yarışmaya katılma sebebiniz? Kızım. Kızınız sizi burada görmek istedi. Evet. Ne, seviyor muymuş yarışmayı? Seviyor, çok seviyor. Gerçi kaç yaşında? 12. 12. Evet, çocuklar da çok eğleniyor bu yarışmada seyrederken. En çok o düşme bölümü. Babasını düşerken, görürken bakalım neler hissedecek. Bakalım. İnşallah evet. Düşmezsiniz. İnşallah. Bir yandan elerseniz kıvancı belki de buraya gelirsiniz 250 bin lira için. Kısmet. İşte sorumuz geliyor. 90'lı yılların popüler çocuk programı Susam Sokağı'nda bir sepetin içinde yaşayan yeşil kukla karakter. Kırpık. Kırpık, bravo. Sen belki yetişemedin o nesle. Kıvanç, senin sorun geliyor. Deyime göre baldan tatlı olan akraba. Baldız. Var mı baldızın? Var. Hadi canım, merhaba. Merhaba. Baldız, adı ne? Bekar mı baldız? Baldız yok. Sevgilisi var. Ya bekar diye. Hayır, yani. Seninkilerin de hepsinin sevgilisi var. Hiç boş olan yok mu? Bak buluruz. Aradan çıkar, Bodrum'dayız ya. Vallahi mi? Vallahi. Benimki Allah de, canımı alsın. Ben de yalnızım. Benimki askere gitti çünkü o yüzden. Kısa dönem ben. Bülent Bey hazır mısınız? Hazırım. Soğuk olarak yenen haşlanmış et. Söğüş. Söğüş. Ne güzel söylediniz. Bir daha söyleyin. Söğüş. Söğüş. Evet. Kıvanç Bey'in sorusu geliyor. Hazır mısınız? Evet. Hiç nefesli çalgı çaldınız mı? Flüt ilkokulda. İnanmıyorum. Vallahi. Ah, burada flütün dayısı var. Ha, onu da çaldım zamanında. Ciddi mi? Tabii. Bir öttür bakayım.
Bozuk bu. Çok sıkma, çok sıkma. Peki tamam. Güzel. Hiç olmazsa ses çıktı. Tabii. Sizden de birazdan bekleyebilirim Bülent Bey. Tabii. Siz hiç üflediniz mi? Evet. Tebrik ederim. Çok. Sorumuz geliyor. Dikkat. Fidayda türküsüne göre sevgiliye bir ayda yedirilen altın sayısının onda biri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. 50 de bravo, 50'yi tutturdu. Bravo. Bülent Bey hazır mısınız? Hazırım. Duruşunuzu bozmadınız, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Buraya kimle geldiniz? Ailemle beraber geldim. Birazdan onları tanıyacağız. İnşallah. Siz düşerken. Pardon, Allah mı söyletti abi, bilemedim. Olabilir. Geliyor sorunuz. Samur Kürk şapkası, tabancası ve Hay Bin Kunduz lafıyla ünlü çizgi roman kahramanı. Kaptan Swing. Evet, Kaptan Swing. Ben de çok okurdum Kaptan Swing'i, Tom Mix. Texas. Hatırlar mısınız? Biz o zamanlar vitamindik tabii, yoktuk. Siz tabii ki o zamanları hatırlamazsınız. Değil mi? Tom Mix, Texas. Texas. Tom Mix'in sevgilisinin adı neydi? Elizabeth miydi? Lucy. Lucy. Ya çilli böyle değil mi? Ay var ya, ne hastaydım ben o kıza, biliyor musun? Dikkat sorunuz geliyor Kıvanç Bey. Ünlü masalda evlendiği genç kızları şatosunda katleden zengin seri katil. Seri katil. Seri katil. Seri katil. Seri katil. Katil zanlısı derler yani. Katil. Seri katil. Seri katil. Mavi yok. Mavi bilmiyorum. Mavi. Mavi sakal. Mavi. Mavi. Mavi sakal. Evet, bravo. Hazır mısınız Bülent Bey? Hazırım. Üflemeye hazır mısınız? Hazırım. Hadi bakalım bir deneyin. Bu ağızlıklı olmaz ama. Oluyor, üfledi. Çocuk nasıl üfledi? Gel lan buraya. Çal, çal. Önümden yürüyeceksin. Alayım. Hiç beklemezdim. Güzel bir performans. Teşekkür ediyorum. Vallahi güzel bir performans. Ağızlık iyi olsaydı daha iyi çalardım. Ciddi mi? Demek ciddiyim. Bu konuda tecrübeniz var. 18 ay. Oo, askerde üfleme evet, bölümündeydin. Evet, bandocuydum. Oo, 18 ay üflediniz mi? 18 ay boyunca üfledim ve vurdum. Vay, merhaba, helal olsun. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Mavi sakaldan sonra sıra size geldi Bülent Bey, dikkat. Kamyon arkası yazısını tamamlayınız. Hayatımı yazsam... Uzun yol olur. Hayatımı yazsam... Masal olur. Kamyon arkası. Hayatımı yazsam... Hayatımı yazsam... Süremiz bitti. Sen biliyor muydun? Bilmiyorum. Bilmene gerek de yok zaten. Bilen var mı? Duble yol olurmuş ya. Hay Allah. Söylediler bile. Hayatımı yazsam duble yol... Ay Bülent Bey. Doğru diyorsun. Hiç hoşuma gitmedi bu, biliyor musun? Bilmem lazımdı aslında. Şoförüm çünkü. Vay 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 vay. Ay çok üzüldüm Bülent Bey ya. Ne kadar güzel İsme. Isınmıştık birbirimize, değil mi? Evet. Değil mi diyorum? Evet.
Sağlık. Nerede aileniz? Burada. Nerede? Görmek isterim. Tam karşımda. Tanımak isterim. Merhaba efendim. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eşinizle gurur duyun. Çok başarılı bir yarışma çıkarttı ama eften püften bir sorudan. Aynen, daha iyi olabilirdi. Çünkü ya, evde yarıştığı zaman çok daha zor soruları biliyor. Ne iş yapıyor eşiniz? Şoför. Duble yola gittik. Ama şoför bey... Ama yeni şoför. Yani hiç arkanıza yazmadınız mı? Yok, böyle? Yok, hiç yazmadım. Tamponlara yazı yazılmasından hoşlanmam. Zaten ceza yazıyorlar değil mi, evet, yazanlara? Evet. Normalde yazılmaz. Bak, çok trafik kurallarına uyduğu için ondan kaybetti. Kaç çocuğunuz var efendim? İki çocuğum var. Bir oğlum, bir kızım. Allah bağışlasın. Burada mı kızlar? Buradalar. Ay, göreyim. Kızınızı göreyim. Onun için yarışmış. Adınız ne? Diren. Dila. Diren Ezel. Gel o zaman babanın bir düşüşünü gör. Gel. Gel, yakından tanık ol buna. Alkışlarla Diren'i alıyoruz. Koş, koş. Koş. Bak şimdi baba nasıl gidiyor. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Baban düşecek şimdi. Ama çok komik, çok... düşecek yani. Hiçbir yerine bir şey olmayacak. Merak etme, tamam. Babanı nasıl bilirsin? Boruyu da alabilir miyim? Boruyu da mı? Allah korusun, bir yerine şey olur falan. İstersen üfleyerek git. Doğru. Uğurlama marşıyla. Servis şoförü müsün yoksa normal? Evet, personel ve öğrenci taşımacılığı yapıyoruz. Nerede peki? Çorlu'dayım. Ay! Ay! Hayır! Hayır! Gitti baba! Gitti, salla babana! Teşekkür ediyoruz. Bakalım ne kadar parası varmış 8 numaralı yarışmacımızın. Bu sizin hanenize eklenecek. 1 lira. 1 lira. Evet, işte yeni bir yarışmacı için yeni bir oyunumuz var. Alkışlarla şarkı geliyor. Gel beraber yiyelim. Yaptırdım börekleri. Ben bir fırın yaptırdım, dondurdum ekmekleri. Gel beraber yiyelim. Yaptırdım börekleri. Emreşe yolları dar dar. Bana bakma, benim yârim var. Emreşe yolları dar dar. Bana bakma, benim yârim var. Yakındaki yeleği ben örmedim mi yârim? Ben ördüm. Doğru. Baştan al o zaman. Sırtındaki yeleği ben örmedim mi yârim? Kızlarla konuşurken ben görmedim mi yârim? Evreşe yolları dar dar. Bana bakma, benim yârim var. Var var. Evreşe yolları dar dar. Bana bakma, benim yârim var. Yeleğinin içinde bir ufacık nazarlık. Yeleğinin içinde bir ufacık nazarlık. Yeleğinin içinde, doğru mu? Evet, mavi bir ufacık boncuk, nazar, mavi boncuk nazarlık. He, anladım. Devamı? Devamını bilmiyorum. Mavi boncuk nazarlık. Evreşe yolları dar. O bitti ama onu geçtik. Nakarat olsun diye. Heh. Evreşe yolları dar dar. Bana bakma, benim yârim var. Yırtındaki yeleği ben örmedim mi yârim? Yeleğin içine geç. Yeleğin içine. Gel beraber. Kızlarla konuşurken. Ne konuşuyorsun sen, gel beraber? Ali. Adaşım. Efendim Mevdali Bey. İçindeki neydi? Yeleği. Heh, orasını. Sırtındaki yeleği. Yeleğinin içine s***. Yeleğini koydum bir nazarlık. Yeleğinin içine koydum mavi nazarlık. Koydum bana mavi nazarlık. Ne koydun? Mavi nazarlık. Neyin içine? Yeleğinin içine. İçine. Bir daha müzikal anlamda alayım. Yeleğinin içine koydum mavi nazarlık.
Ay yani, keşke yerleri de doğrusu bu aslında da. Doğrusu bu mudur aslında? Ya, ben öyle biliyorum. Özür diliyoruz biz. Yanlış biliyormuşuz şarkıyı. Herkesten özür diliyoruz. Hani nerelisin? Mersin Anamurlu. Mersin Anamur. Ana benim ilk eşim de Anamurlu. Evet biliyorum. Eski eniştemizsiniz. Vay eski eniştemizim. Evet. Vay, oldu mu şimdi akrabaya yani böyle? Öğledik de şarkıyı da işte. Şarkıyı da Allah'ım yarabbim. Ali meslek? Öğretmenim. Ana öğretmenim. Gurur duydum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ne öğretmenisiniz? Rehber öğretmenim. Rehber öğretmen. Rehberlik. Evet. Mersin'de mi şu anda? Yok İstanbul'da. İstanbul'da nerede? Güngören'de. Güngören'de. Evli misiniz? Yok bekarım. Bekar. Evet. Kimle oturuyorsunuz? Ev arkadaşımla. Kız mı? Yok erkek. Çok isterdim de. O da mı öğretmen? O da öğretmen, o da rehberlik öğretmeni. Buraya onunla mı geldin? Yok, tek başıma geldim. O şu an işte. Korkmadın mı? Yok, daha önce de gelmiştim buraya da o yüzden. Piknik yarışmak yapmaya için. Buralara. Ha, piknik yapmaya geldin. Evet. Birden kendini de deliğin içinde bulacaksın. Ne yapalım, yapacak bir şey yok. Bunun için gelmiştim. Ay! Gelmiştim. Ay! Gelmiştim. Ay! Gelmiştim. Ay! 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 Gitti Ali öğretmen. Ali öğretmen de gitti ama onun yerine kimle yarışacağız? Düello için alkışlarla 7 numara geliyor. Merhaba Nurçin Hanım. Merhabalar. Yaş kaç? 27. 27. Evet. Daha küçük gösteriyorsunuz. Evet. Öyle mi diyorlar? Evet, hep öyle derler genelde. Aa maşallah. Evet. Nerelisiniz? İzmitliyim. İzmit. Evet. Orada mı yaşıyorsunuz? Hayır, İstanbul'da yaşıyorum. Kimle? Yalnız. Korkmuyor musun? Yok, kapıda güvenlik var. Gece bir tıkırtı mıkırtı filan? Aa yok, tıkırtı benden korksun. Tıkırtı filan duydun da beni arayın, Allah korusun ya. Tamam, numaranızı çıkıştırayım. Niye öyle imalı? Numaramı vereyim, evet, 118 evet. Yaz. Tamam, ama şey yok, telefon yok yanında. Şu an kapak, sorularla şey. Ha. Kimle geldin, tamam, kimle geldin? Yalnız geldim. Çok yalnızım. Ay bu kız hiç korkmuyor. Ev neredeydi? Pendik'te şurada yakın. Ha yakınsın. Hı-hı. İyi o zaman tüp geçitte gideceksin inşallah. Yok daha tüp geçit yapılmadı ya. Yaptık biz aşağıdan. Hadi bakalım. Kıvanç. Evet. Rakibin dişli. Tabii. Bakalım korkuttu biraz ama. Hayırlısı. Nurçin'le Kıvanç'ın düellosu başlıyor. İlk soru size geliyor Nurçin Hanım. Dikkat. Atasözünü tamamlayınız. Şahtın... Şahbaz oldun. Şahbaz oldun. Kıvanç Bey. Kadınların saçlarını kıvırmak için kullandıkları metal veya plastik küçük boru. Bugidi. Ne? Bugidi. 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 Bigidi. Bili bili bili. Bugidi. Bigidi bigidi bigidi. Bugidi. 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 Bu gidi. Bu gidi. Bu gidi. Bu gidi. Türet türet. Bu gidi, bu gidi. Pas. Ay ikinci de gitti. Size soracağım. Herhalde zorlanacaksınız. Bigudi. Big. Ama ne zor kardeşim yani. Bigudi. Bigudi. Her günde kullanırım unuttum. Yani o kadar da kullandığım yani. Bir şey değil mi? Bigudi. Siz kullanır mısınız? Ya ben saçları sıfıra vurdum geçen sene. Hadi. Evet, tekrar düşünüyorum aslında. Peruklarımı takıyorum, en güzeli bu. Bu stil, Reyna stili mi? Yo, bu Nurçin style. Wow. Şu an uydurdum. Pişmaniye gibi kızsın maşallah. Bir ara size pişmaniye yollayayım, onu yiyeyim. İnsan getirir pişmaniye. Bak getirmeyen, bana bir şey getirmeyen, kendi yöresinden bir şey getirmeyen aynen yerim boyluyor. Ateş içindeyim zaten, yanıyorum hiç belli etmiyorum. Ciddi yani. Mi söylüyorsun? Evet. 37-38 derece ateşim var. Ben bakayım ateşine istersen. Yok teşekkür ederim. Tekrar size geçiyoruz. Hazır mısınız? Hazırım. Jokerleriniz bitti. Maalesef. Ona göre eşit koşullardasınız Nurçin Hanım. Sorumuz gelsin. Hayatın türlü sıkıntılarına aldırmayan gamsız adam repliği. Bu ne ya? Hal... Holdraz... Hovarda... Oh. Maalesef. Hayatın türlü sıkıntılarını aldırmayan gamsız adam repliği. Harf alayım. Diğer
siz Nurçin Hanım, size de bir süre vereceğim. O süre içinde siz bilirseniz devam edebilirsiniz belki buraya geçip. Tahmin için başlıyor süreniz. Türetin bakalım. Hayır. Ne? Hallederiz diyebilir miyim? Hallederiz, bravo! Bravo Nurçin, bravo! Evet, epey bir aradan sonra ilk kez ana yarışmacımız eleniyor. Yan yarışmacımız öne geçiyor. Jokerlerini de bitirmişti. Ona soracağız. Buraya geçip 250 bin lira için yarışır mısın? Yarışırım. Yarışırım diyor arkadaşlar. Sen dön bakayım şöyle. Çok mutlu olduk Kıvanç'ım seni tanıdığımıza. Ben de. Bodrum'a selamlar, Baldız'ına selamlar. Aklımda kala kala Baldız'ın kalmış. Annene babana söyleyeceğim bir mesaj var mı buradan? Herkese çok selamlar, sevgiler. Bodrum'u seviyoruz. Çok. Tatillerinizi Bodrum, tatillerinizi Bodrum. Hey maşallah. Önümüzdeki paraya bakalım. Onu da çünkü para ağacına ekleyeceğiz. O da sizin hanenize eklenecek dolayısıyla. Bakalım ne kadar çıkacak 7 numaradan. Ve 1000 lira daha ekleniyor. Buyurun. Alkışlarla Nurçin geliyor. Yeni astroistimiz. Sevgiliniz. Meslek neydi efendim? Seramik sanatçısıyım ben. Seramik sanatçısınız. Ne kadar güzel. Evet, şimdi yeni bir yarışmacı düello yapacağınız için 2, 3, 4, 4, 4 tane yarışmacı var. 250'ye giden yol kısa bir yol. Alkışlarla hızlandırılmış tur başlıyor. Ve K harfleri veriyoruz. Önce V, devamında K olacak içinde bir kelime. V, V, K. İşte. Vakur. 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 Evet, ya vakur. Vakur. Vakit. Vakit. Hayır. Hayır. Vakit. Vakit nakittir yavrum. Vakit. Bitti vakit. Vakit bitti. Hayır. Hayır bitmedi. Ah bitti. Ayakkabılarını ver bana. Hayır ama. Ver 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 ver. Ayakkabılarını al. Aha, korkuyor musun? Evet. Hadi canım. Beni düşürmeyin. En çok bundan mı korkuyorsun? Evet. Ama seni tebrik ederim. Yine de geldin yani. Evet. Hiç düşmedin mi daha önce böyle? Hayır. Ama çok tatlı bir şey biliyor musun? Bilmiyorum. Üstelik suya düşeceksin. Tamam. Tamam diyor ayol. Hem ağlıyor hem korkuyor. Hiç daha önce hiç düştün mü suya? Hayır, düşmedim. Ah yavrum. Ah canım, sen kimle geldin buraya? Hayır, arkadaşım. Arkadaşın kim? Kuzenim bir de. Nerede o? Oradalar. Nerede, bana göster. Merhaba. Merhaba yavrum, korkar mı bu? Korkar. Gel beraber düşün. Olur, gelirim. Gel ona bir destek ol Allah aşkına, gel şuraya. Geleyim mi? Tamam. Atla. Öğrenci misin? Evet. Ya nerede okuyorsun? Üniversite hazırlanıyorum ama artık hazırlanamayacağım. Ciddi mi? Evet, hayır. Yok yok, korkma. Sen bu tarafa gel. Tamam, o da gelsin, beraber atlayalım. Sen bu tarafa gel, burada ona destek ol. Olur, tamam. Kaç yaşındasın? 18. 18, sen kaç yaşındasın? Ben de. Sen de mi 18'sin? Evet. Yaşını başını almışsın, düşebilirsin artık, hayır, korkma. Dur elimle, seni de götürür, Allah koru yarabbim. Bir şey söyleyeceğim, adın neydi? Ece. Nerelisin Ece? Malatyalıyım. Malatyalısın, Malatyalı korkar mı be? Git biraz yanına gelecek. Git biraz yanına gelecek. Ya. İyi, boğulmadı, yüzüyor. Evet, evet. Ay Allah'ım, ben böyle şey görmedim yani. Al, ayakkabıları sana yadigar kaldı. Teşekkür ediyoruz efendim. Alkışlar. Geçene bak ya.
Ay var ya, kıyamadım yani, çok üzüldüm yani, gitti. Ah canım, ah Tuncay gideceğine o gitti ayol. Ve yeni düello, 6 numara Ferhat'la Nurçin. Yeni rakibin belli oldu. Ferhat nerelisin? Baba tarafı Kırklareli, anne tarafı Elazığ. Elazığ. Ama çok hareketlisin sen maşallah. Biraz. Yaş kaç? 24. 24 yaşındasın. Şurada kaç kişi kaldınız? 3 kişi kaldınız, ona göre yani. Allah aşkına. Her an seni de değiştirebilirim. Nurçin ilersen buraya geçersin. Düşürürsem niye olmasın? Evet. Alın. İşte yarışmamız başlıyor. Ferhat'ın sorusu gelsin. Halk ağzında sözü geçmek anlamında deyimde kişinin öten aleti. Boru. Boru. İşte boru. Öttür evet. Bakayım ya. Biraz böyle temizleme yaptım ben kendi çapımda. Aferin, iyi yaptın. Kendi çapımda. Mehmet Ali'ye öttüreyim mi? Son üfleyen veremden gitti. O yüzden iyice öttür. Öttürüm Mehmet Ali'ye. Evet. Benden çıkmıyor galiba. Ben de biraz. Bir yerden hava alıyor ama anlayamadım nereden. Allah. Bir daha dene. Öttüremedik. Öttüremedim. Biraz olmadı, buyurun. Cumartesi günleri 2 ile 4 arası öttürme kursu veriyorum, tamam mı? Ben gelmem lazım. Senin gelmen lazım. Soruyu bildi. Nurçin'in sorusu geliyor, dikkat. Günümüzde bazı çiftlerin birbirlerine hitap etme şekli. Bebişim. Bebişim, bebişim, bebişim. Ama o da ne bir şey yani? Koca adama diyorsun ki bebişim. Şimdi az evvelki elediğimiz arkadaşa bebişim. Düşünsene yani. Acaba neydi rahmetlinin adı? Kıvanç mıydı? Ne Kıvanç? Ay Kıvanç Tatlıtuğ'ya Kıvanç, Kıvanç'a diyorsun bebişim diyorsun. Eyvallah bir şey yani. Ferhat'cığım sen ne diyorsun kız arkadaşına? Aşkitom. Oh. Aşkitom. Pıttırı pıttırı diyorum bazen. Ne diyorsun? Pıttırı pıttırı. Sen ne yapıyorsun arkada öyle? Şey, sen ne diyorsun kız arkadaşına? Ben direkt kadınım derim. Kadınım diyorsun. Evet. Wow. Evet, sizin sorunuz geliyor. Dikkat. Bir çocuk şarkısına göre kuş seslerinin yayıldığı düzlükler. Kuş sesleri. Obalar. Obalara yayılır. Obalara yayılır. Dikkat, Nurçin Hanım. Oyuncuların birbirinin üstünden atlayarak oynadıkları bir oyun. İlk önce... oynasınlar, bir görelim. Evet. O kadar süre yok, 18 saniyeniz kaldı. Aa öyle mi? O zaman süre bittikten sonra oynatalım. Birdir bir. Birdir bir, evet. Güzel. Dikkat. Ferhat Bey, sizin sorunuz geliyor. Zehire panzehir olsun diye üçer kez Pamuk Prenses'i öpen yedi cücelerin işe yaramayan öpücük sayısının iki katı. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. 42'de durdunuz, bravo! Nurçin Hanım. Evet, Nurçin Hanım sonradan gelme bir astrolist. 250 bin lira için yarışıyor. Sonradan astrolist oldu. Dikkat, sorunuz geliyor. Arabada 5, evde 15. Türkü söyleyen Namık. Duşta da bu sayıların toplamının 1/4 kadar türkü çığırıyorsa söylediği toplam türkü sayısı. Arabada 5, evde 15. Arabada 5, evde 15. Başlayın saymaya. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 30'da durdu, bravo. Bir saniye kala durdu. Aman Allah'ım. Ferhat Bey hazır mısınız? Hazırım Mehmet Ali Bey. Dikkat. Kıymadan yapılmış bir gıdadan türetilmiş, sevgiyle karışık bir azarlama sözü.
Argoca. Köfte hor. Köfte hor, bravo. Nurçin Hanım. Gelişmiş karın kaslarının benzetildiği tatlı. Ya Yunanlılar üstüne alınmasın, Türk tatlısıdır yani, baklava. Baklava, evet. Benimkisini de sorarsanız ekmek kadayıfı. O da güzeldi. Evet. Parmaklı mı? Merak ettim. Ay, bunu Çin Hanım'a da lafya düşürmek yok zor. Şu anda ekran başındakiler garip bir ses duyuyorsanız hışır hışır fışır fışır, o yağan yağmurun, yaz yağmurunun sesidir. Romantik olsun diye öyle bir ortam seçtik. Kusura bakmayın, yani prodüksiyon acayip para harcıyor yani. Dört gündür burada yağmur duasına çıktılar. Sorunuz geliyor Ferhat Bey, hazır mısınız? Hazırım Mehmet Ali Bey. Ankara'nın sürekli başına kakılan mahrumiyeti. Ankara'nın başına bak, gözlerimin yaşına bak. Ankara'nın sürekli başına kakılan mahrumiyeti. Ben belediye başkanı olsam Ankara'ya... Yol yok. Yol. Yolu var Allah'a şükür. Düşüyoruz galiba. Ve süremiz bitiyor. Neymiş acaba? Deniz olacaktı, deniz doğru yanıt. Çok mutlu olduk. Gerçekten buraya kadar geldik, geldik, geldik. Ferhat güzel yarıştı. Nereliydi? Kırıklareli. Anneler Azızı. Ödezi. Ama sen burada nerede oturuyorsun? Erenköy'de. Erenköy'de kimle oturuyorsun? Ailemle. Ailenle. Ailen seyrediyor mudur şu anda seni? Tabii ki izliyorlardır yani birçok. Onlara söyleyeceğin bir şey var mı? Abi çok heyecanlıyım şu an, çok seviyorum hepsini. Gerçekten. Düşeceğim ya birazdan. Kardeşin, kaç kardeşin var? Bir ablam, bir de ikizim var. Ana ikizim var. Ama ayrı yumurta, hiç benzemiyoruz. Hiç benzemiyorsunuz. Ama sen düştün mü o da belki de oturduğu koltuktan düşecek. Düşecek, kesin düşecek. İkizler böyle oluyor, birbirlerini hissediyorlar. Adı ama ne? Biz ayrı yumurta ya, hissedemiyoruz biz, öyle yok. Adı ne? Serhat. Aa, Serhat. Serhat kaldı, Ferhat gitti. Bakalım kaç lirası varmış? 5000, bravo. Şu anda toplam 21.000 liran oldu. İstersen yarısını al, git. Yağmur da var, dolu da var. Aşağıda kim bilir neyle karşılaşacaksın? 38 derece ateşin. O zaman ben şey alayım, alkış alayım. Yine de direniyorum diye yani. Yoksa 10 bin lirayı da alamadan gidebilirsin. Ne yapayım 10 bin lirayı ya? Hadi devam edeceğim bu ateşle. Ve yeni bir düello başlıyor. Sen seçeceksin yarışmacını. Evet. Dilara mı yoksa Paşa Çayı mı? Baksana paşama bak, geldiği gibi duruyor valla. Dilara. Dilara'yı seç. O piti piti yapalım mı? Yap. Yapayım mı? O piti piti, karamele sepeti, terazi, lastik, cimnastik. Biz size geldik, bitlendik, hamama gittik, temizlendik. Dik dik dik, öğretmenimiz otomatik. Öyle öğrettiler. Dersimiz matematik. Dilara. Tik. Tikli çıktı. Tik, orada kaldı. Dilara Hanım hoş geldiniz yarışmamıza. Merhaba. Sizinle yarışacağız efendim. Kuvvetli bir alkış Dilara'ya. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. İki yarışmacı kaldı. İkisini de elerse tam 250 bin liranın sahibi olacak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Dilara Hanım nerelisiniz? Bursalıyım esasen. Bursalısınız. Evli misiniz? Değilim, bekarım. Hadi ya. Siz de bekarsınız değil mi? Evet, hadi bekarım. Bakalım iki bekarın bir çarpışması olsun. İyi olan kazansın. İyi bekar kazansın Nurcan. Geliyor ilk soru Dilara Hanım'a. Atasözünü tamamlayınız. Gelin eşikte. Oğlan beşikte. Evet, bravo. Nurcan Hanım. Süt Kardeşler filmindeki repliği tamamlayınız. Seni hiç sevmiyorum süt oğlan. Senin babanı da sevmezdim. Yani senin yok, babanı da sevmezdim. Vay be, bravo, babanı da sevmezdim. Dilara Hanım, dikkat.
250 bine az kaldı. Belki de ilk kez uzun bir aradan sonra 250 bin sahibini bulacak. Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcusu Lefter Küçükon'dan... Ana... Andonyadis. Evet. Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcusu Lefter Küçük Andonyadis'in lakabı. Ordinarius. Ordinarius, bravo. Sizin sorunuz geliyor Nurçin Hanım. Dikkat, 250 bin. Seda Sayan'ın lakabı. Kandıralı. Kandıralı. Kadırgalı. Sen de mi Kandıralı? Tebrik ediyoruz. Dilara Hanım dikkat. Argo'da görgüsüz, kaba, anlayışsız kimse. Maganda. Niye bana bakarak söylüyorsun? Estağfurullah. Maganda. Buyurun size geliyor Nurçin Hanım. Hiç maganda sevgiliniz oldu mu? Yok. Araştırırım bak. Bulurum. Tamam. Dikkat. Daha çok gemilerde görülen bir tür hamam böceği. Şşt. Gemilerde görülüyor bu hamam böceği. Şşt. Kakalak. Kakalak, bravo, kakalak. Buyurun Dilara. Her yaptığı işin ardından annesinin senin adam olman için 40 fırın ekmek yemen lazım dediği Kamil'in 3 iş için yemesi gereken fırın sayısının 1/4. Otuz. Buyurun. 30, bravo. Dişli bir hakim çıktı vallahi, dişli. Nurçin, geliyor sorunuz, dikkat. Bir taşla vurulan kuş sayısını 4'e katlayan Tonguç'un yakaladığı kuş sayısıyla bu kuşları gözetleyen kedinin bacak sayısının çarpımı. Bir kuşla vurulan, bir taşla vurulan. Bir taşla vurulan kuş sayısının, karıştırmayalım değil mi? 4'e katlayan Tonguç'un yakaladığı kuş sayısıyla bu kuşları denetleyen kedinin bacak sayısının çarpımı. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Maalesef süremiz evet. Bitti. Siz sayın. Soru sormuş. Bir taşla vurulan kuş sayısını 4'e katlayan evet. Tonguç'un yakaladığı kuş sayısıyla bu kuşları gözetleyen kedinin bacak sayısının çarpımı. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 32'ymiş efendim. Baştan saysaydın 10 kere bilirdin. Alkışlar Dilara'ya. Dilara 10 bin TL'nin sahibi oluyor. 10 bin TL. Tebrik ederim. Ayakkabıları rica edeyim. Bunun adı ateş düşürücü efendim. Ateşim daha çok yükseldi. Düştüğünüz misin? Zaman ateşiniz de düşecek. Eminim. Çok başarılı bir yarışma çıkarttınız. Teşekkür ederim. Ev arkadaşınız var mı? Yok. Yalnız yaşıyorsunuz. Pendik'te. Hı hı. Biraz uzak olmuyor mu şehre? Yok, olmuyor. Neyle gidip geliyorsunuz? Arabanız var mı? Yok. Neyi kullanıyorsunuz araç olarak? Metro kullanıyorum. Metro. Pendik'ten metro var. Nereye kadar? Yani Kartal'a kadar gidiyorum. Ondan sonra metro kullanıyorum. Metro kullanıyorsunuz. Aha. Buradan söyleyeceğiniz aileniz nerede şu anda? Ailem, annem Ayvalık'ta. Abilerim İzmit'te. Ha, Ayvalık'taki annenize buradan sizinle gurur duysun. Gerçekten çok başarılı bir yarışma çıkarttı. Ona söyleyeceğiniz bir şey var mı? Hepinizi çok seviyorum. Annenizin adı neydi? Tay. Pembe. Tebrik ediyoruz Dilara Hanım. Teşekkür ederim. Duyur alayım. Çok teşekkür ediyorum. 10 bin liranın sahibi oldunuz. Sağ olun. İyi günlerde kutlayın. Sağ olun. Düşüyor muyum? Düşebiliyor muyum? Yok düşmüyor. İstiyorsanız düşer. Düşürüyorsanız düşerim. Düşmek mi istiyorsunuz? Yani gelmişken düşeyim. Allah Allah. Buraya mı oluyor düşsün mu? Oraya düşsün? Yani küçük yere mi düşmek istersiniz? Büyük sudan boğulmak istersiniz. Düşmüşken büyüğe düşeyim. Peki, artık. Peki buyurun büyüğü alayım size. Ayağınızı çıkartın lütfen. Ayağınızı çıkartın, halıya basmayın lütfen. Üstüne düşmeyin Nurçin'i. Nurçin şu anda sizi bekliyor aşağıda. Siz çıkartın. Olur mu? Kimse şimdi yok aşağıda. Şunlara basmasaydım. Yok yok, bir şey olmaz. Tertemiz ayol. Her cilalanıyor. Evet, buyurun. Ay. Efendim. Evet, Dilara Hanım tam 10 bin liranın sahibi oldu. Bir alkış lütfen.
Bursa'dan geldiniz. Evet. Şu anda sizi izliyorlar, gurur duyuyorlar. 10.000 lira sizin oldu. İyi günlerde kullanın inşallah. Teşekkür ediyorum. Aşağıda gerçi para geçmiyor ama. Gittim. Aşağıda ne geliyor? Heyecanlanmayın, çok biraz zevkli bir şey. Biraz heyecan var. Yok yok, çok zevkli bir şey. Alas mı aldık Din efendim? Hoşça kalın. Evet, iyi günlerde. Nerede? Tuncay, farkında mısın? İkimiz kaldık. Herkes düştü. Evet. Şş. Herkesin bir gün sırası gelir. Planımızı yerine getirdik farkındaysan. Evet, getirdik. Herkesi düşürdük. Evet. Ve bize kaldı her şey. Evet, her şey bize kaldı. Bu parayı nasıl harcayacağız? He, ne diyorsun? Bu parayı nasıl harcayacağımıza karar vermemiz gerekiyor. En çok ne yerken zorlanıyorsun? Çorba. Çorbada mı zorlanıyorsun? Kaldırıp böyle yiyorum. İşkembe de mi? Yok. İşkembe değil, mercimek çorbası içerim. Mercimek filan onlarda. Evet. Ay güzelmiş ama yumuşacık. Bunları yıkıyor musun yavrum? Her gün yıkıyorum. Ben senin bu sakalına kurban olurum. Kurban. Evet, beraber bitirelim programı istersen. Evet. Yine bir başka eyvah düşüyorum da. Görüşmek üzere. İnşallah güzel bir yarışma oldu. Sizinle yarışmak, sizinle keyifli bir yarışmada bulunmak gerçekten çok... Tamam efendim, tekrar buluşuncaya kadar kendinize dikkat edin. Alas Baldi! Erken düştüm ama en azından onun bir pas hakkını yemiş oldum. Böylece arkadaşlarıma kolaylık sağladım. Mehmet Ali Bey'le yarışmak çok çok zevkliydi gerçekten. Çok 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 korkacağımı düşünmüştüm. Hiç korkmadım. Hatta daha çok eğlendim. Düştüğüme sevindim bile diyebilirim. Düşüşüm çok güzeldi. Ben zaten bu heyecanı yaşamak için geldim buraya. Gezerim 10.000'le diye düşünüyorum. Avrupa turu yaparım aldığım zaman. Ama düşme heyecanını da yaşadım. Mutluyum, rahatladım, düştüm. Enerji çok güzel. İnsanlar çok güzeldi. Dışarıda bir tane ekip bekliyor. Ben ateşler içinde yanıyorum ve herkes benimle ilgilendi.